Yılların sevilen dizisi Baharı son bölümüyle yine seyirciyi ekrana kilitledi. Bana kendimi hatırlattığınız için teşekkür ederim. Asistanlıktan istifa eden Bahar kimin sayesinde istifasını geri çekti? Bahar bana az önce işi bırakacağını söyledi. Rengin ve Timur'un ilişkisi ortaya mı çıkıyor? Duygusal anların yaşandığı Bahar'ın son bölümünde neler oldu? Timur. Az sonra. Uğursuz ilk MFE konserinden duygu dolu anlar. MFE grubu ilk kez sahneye Mazhar Fuat olarak çıktı. Ünlü isimlerin de geldiği konserde Gülben Ergen nasıl gözyaşlarına boğuldu? Az sonra... Televizyon ekranlarının en kaliteli magazin programı Cumartesi sürprizinden herkese iyi hafta sonları. Tanınmış isimlerin renkli hayatlarında bir hafta boyunca yaşanan gelişmeler, Show TV'nin sevilen dizilerinden haberler ve Türkiye'nin en iyi magazin arşivinden çok özel araştırmalarla karşınızdayız. Programımıza mini bir haber turuyla başlıyoruz. Magazin dünyası hareketli bir hafta geçirdi. İşte son haftadan yansıyan gelişmeler. Selami Şahin'e saygı niteliğinde hazırlanan Selami Şahin Şarkıları 2 albümünün yeni klibi Köft grubunun yorumladığı Gitme Sana Muhtacım şarkısına çekildi. Gitme sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Ahu Yatun'un psikanaliz uzmanı Çağatay Öztürk'le birlikte sahnelediği Sen de Haklısın gösterisi ünlü isimlerin de katılımıyla gerçekleşti. Kadınlar erkeklerden ne bekler demişti. Ben ne düşüneyim artık, sıramı salmışım. Zaman nasıl geçti bilmiyorum, zaten üzüldüm bitti diye. Daha böyle dinlemek istiyordum onları. Sahne şovundan bekleyeceğiniz her şey var. İlişkiye dair, insana dair, kadına dair, erkeğe dair. Popçu Betül Demir'le beraberiz. Beğenilen şarkısı Demir Kapı'nın yeni versiyonunu yayınlamaya hazırlanıyor. Sözlerini Mabel Matiz'in yazdı. Müziğini Emirhan ve Sude'nin yaptı. Demir Kapı şarkım çıktı. İki versiyon yapmıştık. Şimdi bu cumada yeni versiyon, daha hareketli versiyonu geliyor. Çünkü insanlar galiba benden biraz dert olan şarkılar yerine biraz daha hareketli. Yani acıklı da olsa daha hareketli şarkılar da dinlemeyi seviyorlar. O yüzden hani mevcut sound'uma devam ediyorum diyebilirim. Yanındaki ben olsaydım yine yanım. Nasıl vazgeçtin bir çuruna, bu kararlı gururun yakıyor bizi. Gün oldu ben de kızdım sana, ama gel gör ki küsemem canım. Estetiksiz ünlülerden Betül Demir'e son dönemde erkeklerin botoks merakına kapılmasını soruyoruz. Son olarak Cenk Eren'in gerdirme operasyonu çok konuşulmuştu. Cenk'ime biraz yakışmış, ben beğendim. Ben Cenk'i biraz kayırabilirim ama diğer arkadaşlarım için ne olur botoks yapmasın erkekler. Yani bence kimse yapmasın. O mimikler donunca insanların gülmesi, her şey değişiyor yani. Hani ne bileyim, gülelim zaten yeteri kadar ağlatıyor hayat. Tuğba Özert yeni şarkısı Sürgün'ün klibini şarkı sözü yazmaya başladığı ilk yıllarda kendisine ilham kaynağı olan ünlü şair Cemal Süreyya'nın anısına ithaf etti. Sanatçıya klibinde Cemal Süreyya'nın Sevda Sözleri kitabı da eşlik etti. Sürgün sevdamın efendisi, tutsak kalbim ona kölesi, ömrümün yarısı katmerli hatırası, ayrılmam senden aşk arası.
Özerk klipte 5 milyon lira değerinde bir pırlanta set taktı. Aktif futbol hayatı döneminde Down sendromlulara sıkça destek veren Mehmet Topal'ın düzenlediği iftar yemeği, yeşil sahaların yıldızlarını ve ünlü isimleri buluşturdu. Kızılcık Şerbeti oyuncuları Ahmet Mümtaz Taylan ve Müjde Uzman'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimlerin yer aldığı iftar yemeğinden renkli görüntüler yansıdı. İftara katılan ünlüler ve Down sendromlu çocuklar Metin Özülkün'ün şarkılarıyla eğlendi. Senden başka, senden başka, gözü görmez hiç kimseyi. Senden başka, senden başka, senden başka, senden başka, senden başka, senden başka, olamam senden başkasıyla. Güldür Güldür'ün sevilen oyuncusu Onur Atilla, metroda sokak çalgıcılarının şarkılarına böyle eşlik ederken o anları sosyal medyadan paylaştı. Oyuncu Sarp Levendoğlu spor yaptığı anları takipçileriyle bu videoyla paylaştı. Güzel oyuncu Yasemin Yalın yeni ilişkisini sosyal medyadan ilan etti. Yasemin Yalın'ın birlikte olmaya başladığı Erdal Kaya eski bir FBI çalışanı. Şarkıcı Hanzade Topaloğlu, bir Orhan Gencebay klasiği olan Sevemedim Kara Gözlüm şarkısını yeniden yorumladı ve şarkıya renkli bir de klip çekti. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca, hep kıskandım seni elden yıllar boyunca, hep kıskandım seni elden yıllar boyunca. Yer alacağı yeni komedi filminin toplantısının yapıldığı yemeğe sevgilisiyle birlikte giden Mehmet Ali Erbil, evliliklerinden sonra en uzun ilişkisini yaşadığını dile getirdi. Birlikte aynı evi paylaşıyoruz. Hayat arkadaşım. Öyle diyoruz hayat artık. Hayat arkadaşıyız. 8 ay kolay değil. Evliliklerimden sonraki en uzun ilişkim. Evlilik gelecek mi peki? Çok belli olmaz mı öyle şeyler? Birden bakarsın evleniveriz bu filmde. Cem Yılmaz'la yeni aşkının ilk kareleri. Cem Yılmaz'la sevgilisi neden Etiler'de, Bebek'te, Nişantaşı'nda değil de Tekirdağ'da yakalandı? Az sonra. Ateşe düştüm bak. Aşk sorularını es geçen Serenay Sarıkaya. Çok güzel o zaman Mert Bey'le de güzel giden bir beraberliğiniz var. Sevgilisi Mert Demir'in kesilen bıyıklarını duyunca neden kahkaha attı? Mert Bey'in bıyıklarını kesmesine sebep olan kişi siz misiniz? Az sonra. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Bir fotoğrafla nasıl ünlü oldu? Film rekorlarını nasıl alt üst etti?
Bugün yan kesici Fırıldak Ömer'le röportaj yaptım. Kim? Kim dedi? Fırıldak Ömer mi? En parlak döneminde sinemayı neden bıraktı? Çok para değil 5 milyon. Ama senin periştahan gelse değil 5 milyon 5 kuruş bile alamaz benden. Oğlu İlker İnanoğlu'nun yumurcak olmasını neden istemedi? Olmaz. İstemedim ben. Neden mecburen şarkıcı oldu? Onu kim, neden bıçakladı? Zeytin gözlüm uzaklarda işinde. Kanserle mücadelesi, evlilikleri ve iz bırakan filmleriyle Filiz Akın'ın hikayesi. Bu değişik bir Filiz Akın. Ablacığım, canım ablacığım benim. Az sonra. Gişe rekorları kıran Recep İvedik. Selamünaleyküm İsmail abi. Ülkemizin en önemli tarım ürünü kuru fasulye. Hasılat rekoru kıran ölümlü dünya. Biliyorsunuzdur herhalde, ailemizi öldürmek isteyen insanlar var. Milyonları güldüren eyvah eyvah. Jennifer Lopez olduk, yiyelim madem. Parası yok, yiyelim madem. Sinemanın deli prensesi Deliha. Gidip dükkanınız hayırlı olsun diyeceğim. Ne var ki bununla o kadar abartacak? Beyaz perde klasiği Bizontele. Ya şunun güzelliğine bak ya. Allah helal olsun ya. Cem Yılmaz'ın filmleri Bora, Arog, Arif ve 216. Bana ninjalık yaptırmayın, tamam mı? Bana ninjalık yaptırmayın. Hey, dur bakayım sen. Artist misin sen? Ha? İşte en çok izlenen, en beğenilen, çok konuşulan seri komedi filmleri. Az sonra. Hangi ünlü magazin kameralarına nerede ve nasıl yakalandı? İstanbul'un gündüzünde ve gecesinde yaşanan gelişmeler. Gündüzünden gecesine İstanbul'da ünlülerle dolu bir haber turuna hazır mısınız? Bakalım kimler takılmış kameralarımıza. Teoman'ı Nişantaşı turunda görüntülüyoruz. Teoman aylar önce artık müziği bıraktığını söylemişti fakat konserlere tam gaz devam ediyor. Emekli oldum artık, bıraktım. Muhabbetleri geliyor aklımıza. Bıraktım değil, şöyle bir şey var, şunu anladım. Çalışmak manasız geliyor, çalışmayınca da çok sıkılıyor insan, arasını bulmak lazım. Ben de yani çok uzun yıllardır çok çalıştım. Şimdi menajerimle de konuştuk, şu anda 4 haftalık bir tatilim var. Dedik ki ikimiz de, ya o da yorgun tabii yılların şeyiyle, biz artık bundan sonra maksimum konseri hedeflemeyelim, ayda 4-5 tane iş yapalım, az öz yapalım o işleri, hayatımızı yaşayalım, sadece işten ibaret olarak görmeyelim hayatı dedim. Ben ona anlaştık, artık öyle çalışacağız. EYT'den emekli oldu Teoman. Peki o da her emekli gibi Ege'de bir sahil kasabasına yerleşmeyi düşünüyor mu? Ben onlara benzemiyorum, hem de ben tam emekli olmayacağım. Yani bana hiç uygun bir şey değil bir kasabaya falan gitmek, görüyorsunuz. Bu her kim gün gitmişten sonra? Yani mizaç önemli bu tip şeylerde. Kimisi öyle şeyleri sever ama ben böyle bu ortalıklarda dolaşmayı, kafelere gitmeyi vesaire öyle şeyleri seviyorum. Mahalle kültürünü seviyorsun. Yani bana şehir lazım. Ben şehir öyle mahalle. Yani o doğa muha falan beni peki, açmıyor. Son dönemlerde genç kesimin Teoman'a olan ilgisi mutlu etmiş onu. Fakat gençlere bir tavsiyesi var. Ya evet ya, gençler beni sevdi sağ olsunlar, çok hoşuma gidiyor. Yani hatta böyle yani hayran meselesine alışığım ben zaten ama gençler ufaklıklar. İdol görüyorlar, bu hayranlıktan çıktı olay yani. Teoman olmak istiyor herkes. Fakat şöyle bir şey algılarlarsa üzülürüm aslında. Ben hayatım boyunca eşekler gibi çalıştım. Artık bu yaşa geldim biraz... Daha rahat yaşıyorum. Eğer şimdiden 15-16 yaşında benim şu anki bakış açıma geçerlerse hayatları çok kolay olmaz.
Önce birikim lazım. Birikim diye çalışsınlar önce biraz. Kendilerini paralasınlar demiyorum. Büyük hayalleri de olmasın. Çok zengin olmaya çalışmasınlar. Azla getirsinler falan. O tarz bir yaşam çok mantıklı bir şey. Ama kendilerini de harap etmesinler. Geçmiş dönemde Teoman'ın magazin tarihine geçmiş çok ikonik görüntüleri var. Peki Teoman'ın bu görüntülerden rahatsız olduğu oluyor mu? Ya yok ya, çok eğleniyorum onları seyrederken. Bir de insanların onlara gülüyor olduğunu, eğlendiğini görünce de hoşuma gidiyor. O zamanlar biraz fazla eleştirilirdim ben. Şimdi geçmişe bakınca benim bir yanlış bir eve girmeye çalışmam falan bana da eğlenceli geliyor. İnsanlara da eğlenceli geliyor demek ki. Yani benim işim eninde sonunda insanları rahatlatmak, onları hoş hissettirmek. Totalinde yani benim yaptığım işin temelinde aslında insanlara iyi hissettirmek yatıyor. Aşka geliyor konu. Teoman'ı ne zaman biriyle görüntüleyeceğiz acaba? Ya yok, görmezsiniz artık canım. Ben evlendim, kocaman çocuğumu yaptım falan. Artık bekarım. Biliyorsunuz 80 yaşında evleneceğim zaten. Yani şimdi tekrar İşte gençliğimi yaşayayım diyorum o zamana kadar. Aşkı Nur Yengi'yi Nişantaşı'nda bir hastane çıkışında görüntülüyoruz. Rutin kontrole gelmiş. Hastanede görünce merak ettik. Geçmiş olsun. Yok merak etme, bir şey yok. Konuşmadık bir tane, bir daha mı çekiyorsun? O da çekinmemiş, kayda girememiş. Ben rutin kulak burun boğaz kontrolüm benim. Benim öyle bir şeyim mi? Yok çok şükür. Aşkın Nur Yengi geçtiğimiz günlerde abiyi Ahmet Yengi'yi kaybetmiş. Trafik kazası geçirmişti çok. Biz hasta biliyorduk ama. Kenara gelir misin? Yok, 40 gün entübe edildi. 40 gün yoğun bakımda kaldı, sonra kurtarılamadı. Kazadan dolayı değil mi? Başka bir şey yok. Yok, kalp krizi geçirdi kaza. Zaten bypass ameliyatı olmuştu. Sonra kalp krizi geçince kazada direkt yoğun bakıma aldılar sonra. İşler güçlerden konuşalım. Güzel şeylerden, evet, bayram güzel geliyor. Şey. Allah rahmet eylesin, huzurlu uyusun. Geçtiğimiz yılbaşında sahne alan Aşkın Nur Yengi yeni yıla eski eşi Haluk Bilginer ve kızı Nazlı Bilginer'le girmişti. Bu bayramda da öyle mi olacak acaba? Yok yok, bu sefer ben kendim gideceğim. Çünkü kızım yurt dışında eğitimde. Zaten gelemez. Onun dışında ben hemen arka arkaya, çünkü ertesi gün hemen Kıbrıs'a geçeceğim için tek kalem gidip geleceğim inşallah. Kızı Nazlı ileride annesi gibi şarkıcı olmak istiyormuş. O kararları ona bıraktık ama şu anda şarkıcı olmak istiyor. Ağırlıklı olarak öyle istiyorum. Anne tarafı ağır basmış. Yani şu anda öyle diyor. Bakalım sonra hayatı farklı bir şekilde değişirse ve başka bir isteği olursa ona da her zaman arkasındayım. Yani ne isterse onu yapsın. Okuduğu okullar çünkü hepsi için müsait. Yani üniversitelerde bu bölümler de var. Evet. Konservatuar eğitimi aldığı için onlar da var. İsterse ona da geçer sonra. Ama şu anda vokal olan, yani şarkı söylemek istiyor. Aşkın Nur Yengi sevenlerine güzel haberi veriyor. Mabel Matiz'le bir single hazırlıyorlarmış. Mabel Matiz'le bir single yapıyoruz. Önümüzdeki işte Nisan ayında klibimizi çekiyoruz ama onun albümündeki şarkımızın klibini çekiyoruz. Ondan sonra da böyle bir 3 şarkılık bir küçük bir dijital platformda arka arkaya çıkacak bir repertuar hazırlığı içindeyiz. Bu yeni nesil moda şeyler var, düetler var. Bunlar gibi mi olacak mesela? Hayır, ben tek solo benimki. Ama onunla beraber yaptık onu. İki Satır Yaraydı adı da. Ve onun klibini çekeceğiz önce. Onun albümündeydi o. Fatih albümündeydi. Şimdi ben de bana yaptığı 3 şarkıyı keyifle, mutlulukla seslendireceğim. Necip Memili, eşi Didem Dayıcıoğlu ve Nail Gönenli'yi bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu'nu soruyoruz. Demet Akbağ'ın olduğu sette çalışmak çok keyif veriyormuş başarılı oyuncuya. Sandık Kokusu'nu soralım. Nasıl ya, çok çekimler? Çok keyifli, çok güzel gidiyor. Yeni bölüm böyle çok heyecanlı. Ama onun dışında hani ekip arkadaşlarımızla çok keyifli vakit geçiriyoruz. Özellikle Demet Akbağ'ın olduğu sette olmak büyük keyif. Spagat açmıyor bize ama çekmişsiniz. İnşallah onu da yapar yakında sette. İnşallah. Ama çok keyifli, çok güzel gidiyor. Dostları Umut Evirgen ve Alina Boz'a geliyor konu. Evirgen artık eşi Alina Boz ne derse onu yapıyormuş. Necip Memili bu durumdan çok mutluymuş. Umut Bey, hanımcı olmuş diyebilir miyiz? Ne olmuş? Hanımcı. Olsun bence ya. Hanım köylü. Ben hanım köylüyüm. Olmuş diyemeyiz. Oldu mu? Çoktan oldu. 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 Ya, oldu. Ama böyle kafa daha mı rahat?
Benim için öyle. Benim için hiçbir şeyci olmaya gerek yok, evet ya. Yani ama herkes... bu güzel bir espri, ben seviyorum. Akif bak buradan öyle geliyor ama hani tersinden. Ama ben nasıl rahat konuşuyorum şu an? Nasıl rahat? Yok yok ki kadın elinin değdiği erkekler daha üst ruhlu ve daha düzgün oluyorlar. O önemli bir şey. MF grubu Bostancı'da ilk kez Özkan Uğursuz sahneye çıktı. 8 Temmuz 2023'te aramızdan ayrıldı Özkan Uğur. MF onsuzdu artık. Özkan Uğur'un acısı hala taze ve gözyaşlarıyla hatırlanıyor. Üzme kendini, ümitsiz gibi. Sevenin var, bak ne güzel. Mazhar Fuat Özkan grubu Özkansız ilk konserine çıktığı gecede Gülben Ergen hayranı olduğu grubu dinlemeye gelen isimlerdendi. Ben Özkan Uğursuz düşünemiyorum doğrusu. MF konserine geldim. Özkan da var. Özkan'ı da dinleyeceğim gibi hissediyorum. Mazhar Fuat Özkan dinleyerek büyüdüm. Okul yıllarım, gençliğim Mazhar Fuat Özkan dinleyerek geçti. Benim çocuklarım da Mazhar Fuat Özkan'ı seviyorlar. Ben de hala Mazhar Fuat Özkan'ı seviyorum. Özkansızlık ne kadar zor olsa da ben de ilk kez özkansız bir MF konserine geliyorum. Her sene mutlaka gelirim. Ya Harbiye'de ya Bodrum'da. Öyle. Umut İbirgen, Alina Boz çifti de seyirciler arasındaydı. Duygu dolu konser böyle başladı. Neredeyse bir yıl geçti. En son konserimiz buradaydı. Bu salondaydı. O yüzden bugün tekrar bu salonda bir merhaba diyelim dedik hepinize. Grup sevilen şarkılarından biri olan Güllerin İçinden'le açılışı yaptı. Şarkının meşhur bas gitar solosunun olduğu kısımda Barco Vizyon'da Özkan Uğur'un görüntüsü beliriyor, şarkının bas solosunu yine Özkan yapıyordu. Özkan Uğur'un görüntüsü ekrana geldiğinde seyirciler de gözyaşlarına boğuldu. En çok ağlayan isimlerden biri de Gülben Ergen'di. Gülben Ergen gibi Alina Boz da o sırada duygusal anlar yaşadı. Şarkı sonrası Mazhar Alanson ve Fuat Güner de duygusal anlar yaşarken seyirciler de onlara alkışlarıyla destek oldu. Özkan Uğursuz ilk MF konseri grubun sevilen şarkılarıyla devam etti.
Çeli sosyal medyada hem güldürüp... Ay çok güldüm ya, şimdi gösterdim kızlara, aşırı güldüm. Hem biraz tedirgin eden paylaşım ne? Ay lütfen dikkat edin. Güzel oyuncu Hakan Sabancı ile evlenip sosyeteye girdikten sonra Yasemin Özilhan gibi oyunculuğu bırakacak mı? Cemiyet hayatına girersiniz. Çok teşekkür ederim. Bir son bu son. Az sonra. Ezgi Mola'nın röportajına oğlu Can'dan neşeli müdahale. Tecrübe ettiğim şeylerle ilgili oldu. Aynen öyle oğlum. Peki tekrar Çeşme'de mi olacak? Hiç bilmiyorum. Plan program yapmak yeter, kes sesin diyor benimki. Yeni anne Ezgi Mola neden evinde hiçbir ünlü dostunu misafir etmiyor? Misafir kabul etmiyorum. Az sonra. Seyirci bu filmlerin devamını talep etti ve pek çok seri komedi filmini gişede milyonlar izlendi. İşte sinemanın en sevilen seri komedi filmleri. Gişe rekorları kıran Recep İvedik. Memleketimiz Bela abi, ülkemizin en önemli tarım ürünü kuru fasulye. Hasılat rekoru kıran Ölümlü Dünya. Biliyorsunuzdur herhalde, ailemizi öldürmek isteyen insanlar var. Milyonları güldüren Eyvah Eyvah. Jennifer Lopez olduk geyiklerin madem. Parası yok yiyelim madem. Sinemanın deli prensesi Deliha. Gidip dükkanınız hayırlı olsun diyeceğim. Ne var ki bununla o kadar abartacak? Beyaz perde klasiği Bizontele. Ya şunun güzelliğine bak ya. Allah helal olsun ya. Cem Yılmaz'ın filmleri Gora, Arog, Arif ve 216. Bana ninjalık yaptırmayın, tamam mı? Bana ninjalık yaptırmayın. Hey! Hey, dur bakayım sen. Artist misin sen? Ha? İşte en çok izlenen, en beğenilen, çok konuşulan seri komedi filmleri. Seri komedi filmleri araştırmamızın ilk sırasında gişenin rekortmeni Recep İvedik serisi var. Necati, Aslıhan, Halil İbu. Yani burasının okun gemisi gibi oldu bu takım. Darıca hayvanat bahçesi gibi bura. Bunlar Allah'ın lütfu, bunlar Allah'ın cezası. Bu şekilde olmaz ki ya. Edeyim. İlki 2008'de vizyona giren, altısı sinemada, biri dijital platformda yayınlanan Recep İvedik'in tam 7 filmi var. Abi! Ne yapıyorsun lan ya? Geç. Ayağım sıkıştı, ayağım sıkıştı. Nasıl çıkacağım ben? Otobüs kullandırıyorsunuz bana. Bir güzel kuru fasulye yer miyiz? Motoryasız kurum olur oğlum. Toksik bir zehirlenmeden dolayı maalesef yarışamazlar. Recep İvedik serisinin en çok izlenen filmleri Recep İvedik 5, tüm zamanlar listesinin ilk sırasında yer alırken Recep İvedik 4 de ikinci sırada yer alıyor. Altın geldi lan! Hipodromda bizim atlara hazırladığımız güzel bir reçete var. Ondan uygulayacağım, manyak edeceğim bebeği. Havlat! Havlat lan! Recep abi! Şükrü Saracoğlu mu buraya? Pis burunu dayayacaksınız. Burası bizim toprağımız. Ben bu arsaya inşaat yaptırmam kardeş. Ben oraya para bağladım, yatırım yaptım. Ben sana 300 bin lira veriyorum, bana satın arsayı. Senin de kazanacağım, benim de kazanacağım bacı karıda. Teşekkürler Türkiye'm. Ölümlü Dünya sinema tarihine geçen seri komedi filmlerinden biri oldu. İlk filmi 2017'de çekilen Ölümlü Dünya'nın 2022'de vizyona giren ikinci filmi sinemanın en çok hasılat yapan filmi olma özelliğini kazandı. Uzun bir süredir bir kaçış halindeyiz. Bizim peşimizde, biliyorsunuzdur herhalde, ailemizi öldürmek isteyen insanlar var. Amca geliyorlar amca. Bunlardan kaçıyoruz. Biz en son ne zaman baş başa kaldık? Beni en son ne zaman öldün? Beni şu an öldürmek istiyorsun. Gerçekten bunu mu konuşuyorsun şu an?
M60 alayım mı amca? Taksiye sığar. Komedinin en beğenilen seri filmlerinden biri de Eyvah Eyvah. Neden oldu şimdi be? Senden ötürü. Ne? Senden ötürü. Ulan daha yeni geldin, artistlik mi yapıyorsun sen burada? Dur bakayım, dur. Ne diyorsun Hüseyin? Allah Allah. Abla sen bu şarkıyı bu tondan oku. Allah benim belamı vermesin. Sertab'ın tonundan yapıyor sana. Sen soprano musun? Altosu ise ben anladım seni. Vallahi bak bu tondan sabaha kadar Manisa tarzları gibi bağırttırır seni bu. Çal bakalım ladan çatlayacak mı kadın? Çal bakalım ladan çatlayacak mı? Çal, gir bakalım ritim gir. Tamam yap bakayım yap. Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın bir araya geldiği 3 seriden oluşan Eyvah Eyvah, son filmin üstünden 10 yıl geçmesine rağmen halen izleniyor ve beğeniliyor. Sana da yazıklar olsun Müşken. Yaşım da geçiyor. Sevemem ben artık kimseyi. Yok canım, yoktur öyle bir şey. Ben sanmıyorum ya. Ay deniz soğuk mudur acaba ya? Türkiye'nin en başarılı kadın komedyenlerinden Gupse Özay'ın 2 seriden oluşan Deliha filmi de beğenilen filmler arasında. Çok memnun kaldım ben senden. Nasıl da anlamadım. Yarın öğleden sonra halay çekmeye gidelim mi sen ben üçümüz? Ne halayı ya? Kadir dayımın düğünü var. İlki 2014'te, ikincisi 2018'de yayınlanan Deliha, hatırı sayılır gişe rakamlarına ulaşmış bir yapım. Bes bugün am. Bugün yom. Bugün am yom. Bugün yom. Bugün yom. Bugün yom. Bugün yom. Bugün yom. Senin sinirlerin bozulmuş. Tamamım ben bence. Mutfak nerede? Sinema tarihinde önemli bir yere sahip olan Vizontele 2 seri olarak vizyona girdi. Ama bu bele gitmez kardeşim, bele gitmez. Bundan böyle takla atmayana yem de yok. Yeter be. Ben sizi her yere s**yem besliyor. Sen takla atma. O takla atmasın. Kim takla atacak? Ben mi atacağım taklayı? Bundan böyle takla yok, yem de yok kardeşim. Takla yok, yem yok. Takla yok, yem yok. İlk filmde Yılmaz Erdoğan'a Demet Akbağ, Cem Yılmaz, Tolga Çevik, Altan Erkekli gibi isimler eşlik ederken, Vizontele sinema tarihinin kült yapımları arasına girmeyi başarmıştı. Şimdi radyoda Zeki Müren şarkı söylenmiyor mu? Söylüyor. İşte onu söylerken hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Vallahi orasını ben de bilmiyorum. Eğer görürse iyi değil. Yılmaz Erdoğan'a Tarık Akan ve Tuğba Ünsal'ın eşlik ettiği Vizontele Tuğba da serinin sevilen ikinci filmi oldu. Bir tatlı ismi gibi. Hele bana oradan 1,5 Tuğba tatlısı getirin. Ya abi sen ne kadar uzaksın maşallah ya. Ya şuna bir para ver, bir şey yap gitsin. Para bir şey mi ya? Ben bir şey satmıyorum ki. Kardeşim buralarda çay içilecek bir yer var mı? Belediye bahçesi var. Bak. Belediye bahçesi varmış. Aman ne büyük mutluluk. Buyurun ben götüreyim. Cem Yılmaz seri komedi filmleri çekmese de yarattığı karakterlere seri maceralar yaşatıyor. Gora'daki Arif Işık karakteriyle başladı Cem Yılmaz'ın seri macerası. Bana ninjalık yaptırmayın, tamam mı? Bana ninjalık yaptırmayın. Hey sen, dur bakayım sen. Artist misin sen? Ha? Artist misin? Gel hadi. Hadi. Böyle Japonca bağırarak bir yere varamaz. Arif Işık daha sonra Arok'ta taş devrine gitti. Genel cetvel şeklinde bir sopa istiyorum. T mi? Hayır, dövmelik. Çocuklar biraz öğrenmeye arzunuz olsun. Bu nedir ya? Şu ana kadar yalnızca 51 yıl ilerleyebildik. O kadar vaktimiz yok. Benim önümde 1 milyon yıl var lütfen ya. Abi sakin ol. Bir dakika babacığım. Allah Allah. Bu çocuklar bizim geçmişimiz. Burada bir salaklık olunca ileri de etkiliyor. Lütfen ya. Arif Işık ve yol arkadaşı 216 son olarak Arif ve 216'da milyonları güldürmeyi başardı. Affedersiniz, salyaço musunuz efendim? Salyaço efendim, evet böyleydi normalde. Siz uzaydan mı geldiniz? Arif bana aşık oldum.
Bana nostalji bastı moruk, ben kaçıyorum. Organize İşler yıllar sonra devamı çekilmiş bir komedi filmi. İlk Organize İşler 2005'te çekilmiş ve Yılmaz Erdoğan'a Cem Yılmaz eşlik etmişti. Şu kocan nasıl bir tip? Ay devamlı şundan bahsetmez misin lütfen? Kapıda kim? Lan sen! Açılın be! O zaman ben tüpü haftaya mı getireceğim madem tombul istemiyorsunuz? Ne zor? Tamam, tüpçü yemez bir şey olmaz. Ne zor? Ne zor? Nerede lan bu adam? Nerede lan o kansız? Nereden gitti değil mi? Dolap her zaman mı işe yarar arkadaş? Olacak şey. Organize İşler'in ikinci filmi Sazan Sarmalı 2019 yılında yayına girdi ve Yılmaz Erdoğan'a eşlik eden isim bu kez Kıvanç Tatlıtuğ'du. Selamun aleyküm. Mesela birisi var. O kişiden bir bilgi vardır ama bize söylemek istemiyor. Oluyor mu yani böyle? Düz konuşabiliriz abi. Bırakın. Öyle bence çevir, sonra bırak anlamını. İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un yol arkadaşlığı yaptığı Yol Arkadaşım serisi iki filmden oluşuyor. Yol Arkadaşım serisi gişede başarı elde etmiş yapımlardan. Serap'cığım bak ben sahnede olmadım. Aramıza dağlar, düşmanlar, yalancılar geldi. Sen benim kardeşimsin, sana güveniyorum de bak gerçekten atlarım bak ya. Kapat kapıyı. Söyle atlarım. Oğlum bir kaza çıkacak, gir içeri. Gidi. Şeref! Öyle şaka mı olur Şeref? Abi kalk ne olur? Şeref! Adın ne? Çilek. Çilekli isim olur. Kesin hafızasını kaybetti. Şimdilerde yollarını ayıran Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın Düğün Dernek serisi gişe başarısı elde etmiş yapımlardan biriydi. Klasik müzik bitti ya. Hiç yeni eser çıkmıyor. Nerede o barok dönem, romantik dönem eserleri? Bak gitti, baha geldi. Çetin param yok. Sattın mı bizi? Ne satması abi? Ben de bu düğüne Emel Sayır'ı getireceğim. En son Sivas Spor'un başına Roberto Cornas'ı götüreceğiz dedi. Ona bu kadar gülüyordum ya lan. Sonra götürdüler işte. Şimdi biz istemeye Emel diyelim. Para neyin deyip değiştirirsek başka birini getiririz, değiştiririk. İkilinin Çalgı Çengi filmi de iki seri olarak vizyona girdi. Ben korkuyorum. Ha vallahi bu sefer ben de korkuyorum. Kusura bakmayın, bu çekyatın bizim için manevi değeri çok büyük. Allah aşkına bir sus ya, çekyat yok. Abi bu herifler ceset mi saklıyordu yani? Çilli pom pom pom, çilli pom pom pom. Oh, Papur Jane, Papi Rap, Papur Jane, Papi Rap. Lokmanin gadi leley, leley. Oğlum o senin dediğin hani günü hüppap tazi gibi hüppap dep dep lan. Şafak Sezer'in Kutsal Damacana serisi 4 film olarak vizyona girerken yine Şafak Sezer imzası taşıyan Kolpaçino da komedinin sevilen serileri arasında yer aldı. Merhabalar, ben Papaz Fikret, yardımcı Masum. Her şey şu bebeği eve getirdiğimiz gün başladı. Hareketli bak, bizi görünce sevindi Asım. Kim oğlum bunlar bizim yanımızda? Herkes bilsin, vites boşta bu saatten sonra. Kredisi bitmiş bir dostluğun limitini yükseltmeye gerek yok değil mi kardeş? Bir havlayın bakayım. 6 film olarak vizyona giren Çakallarla Dans da komedinin beğenilen serileri arasında. Yunanistan'da bu ada. Adada kaybolan tek canlı biziz ya. English? No. Oh be. Bizde de yok. Biz de bilmiyoruz çok şükür. Ne oluyor lan? Vatani görev arkadaşlar. Koskoca ajanların yapamadığını biz nasıl yapacağız acaba? Cem Yılmaz'la yeni aşkının ilk kareleri. Cem Yılmaz'la sevgilisi neden Etiler'de, Bebek'te, Nişantaşı'nda değil de Tekirdağ'da yakalandı? Az sonra. Ateşe düştüm bak. Aşk sorularını es geçen Serenay Sarıkaya. Çok kısa o zaman Mert Bey'le de güzel giden bir beraberliğiniz var. Sevgilisi Mert Demir'in kesilen bıyıklarını duyunca neden kahkaha attı? Mert Bey'in bıyıklarını kesmesine sebep olan kişi siz misiniz? Az sonra.
Gündüz turları ve gece gezmeleri. Ünlülerin sık görüldüğü İstanbul gecelerinde bakın kameralarımız neler kaydetti sizler için. Aşktan sonra planlı olan güzeller. Evet ya, şu an daha planlıyım, evet. Birbirini özleyen ünlü çiftler. Özlüyoruz birbirimizi. Annesinin röportajına müdahale eden bebekler. Yeter kes sesi diyor benimki. İşte cadde turunda yakaladığımız ünlülerden en son havadisler. Cadde turunda ilk konuğumuz tüm zarafetiyle kameralar karşısına çıkan Hande Erçel. Stilini takip ettiği isimlerden Hailey Bieber'ın daha önce giydiği bir kıyafetle iş toplantısından çıkmış Hande Erçel. İlk soru sosyal medyaya dair. Türkiye'nin uzak ara en çok takip edilen oyuncusu olmasıyla ilgili ne der? Sosyal medya takipçisine ulaştınız. Birçok Hollywood yıldızını da geride bıraktınız. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Aa, ne diyeyim bununla ilgili? Ne bileyim hani, nasıl teşekkür bir ederim. Ya bir duygusu yok yani, teşekkür ederim. Sosyal medyada yapay zeka ile şişmanlatılmıştı. Bu paylaşıma çok gülmüş. Ay çok güldüm ya, şimdi gösterdim kızlara, aşırı güldüm. Ama yapay zekanın ürettiği bazı dolandırıcılık videolarına da dikkat çekiyor. İnanılmaz değişik videolar çıkıyor bu arada. Benim beni kullanan, çok konuşamam. Beni kullanan bir sürü şey var, yapay zeka videoları var. Ay, lütfen dikkat edin. Gelelim günün anlam ve önemine. Menajerlik şirketinden yeni bir işe imza atarak çıkmış. Güzel bir şey imza attım. Yakında duyarsınız. Sürprizi bozmuyor ve başka bir gündeme geçiyoruz. Bir röportajında Hakan Sabancı aşkından sonra daha planlı bir hayatı olduğuna dair açıklamasına getiriyoruz sözü. Hakan Bey'den önce düzensiz bir hayatınız varmış, böyle plansız. Hakan Bey'le... Evet ya, şu an daha planlıyım, evet. Çünkü Hakan çok planlı bir, işte söylediğim gibi. Ben de onunla eşlik ediyorum. Şu an daha da planlı biri oldum sayesinde. Neler değişti mesela Hakan Bey'le? İşte yaptığımız programlar. Ben daha böyle spontane yaşayabiliyordum ama şu an daha düzenli. Evlilik yakın görünüyor. Büyük bir aileye gelin gitmek üzere Hande Erçel. Peki cemiyete girdikten sonra oyunculuğu bırakır mı Yasemin Özilhan gibi? Arzu Hanım. Hani olur mu böyle bu haber? Yok hani soralım, sizden duyalım da o yüzden sonra yine böyle vallahi farklı haberler çıkmasın. Açıkçası. Hani ailede sizi istemiyorlar gibi falan. Cemiyet hayatına girerseniz. Çok teşekkür ederim. Bir saniye, son bu son. Ya, girersiniz hayatınızda ne gibi şeyler değişecek? Hani oyunculuğu falan bırakma gibi bir durumunuz var mı? Ali Tergenç'le beraberiz. Yeni bir projeye imza atmış. Ters köşe bir rol geliyor. Hadi saç sakal uzayacak mı onu? Yok, hayır. Hayır. Başka bugüne kadar olan şeylerden tamamen farklı, iyice farklı böyle bir tip yani. Tip olarak farklı değil de işte. Yani içerik karakter olarak, içerik olarak çok farklı. Eşi Bergüzar Korel Londra'da. Çift olarak bir oradalar bir burada. Zor olmuyor mu? Görüşüyoruz bir şekilde yani, işte fırsat buldukça görüyoruz birbirimizi. Her şeyin bir zorluğu var. Özlüyoruz birbirimizi. Kaan Urgancıoğlu eşiyle güzel havayı fırsat bilmiş. Kahvaltı sonrası kameralar karşısında ünlü oyuncu. Kahvaltı diyelim. Kahvaltı yaptık aynen. Biz de şeyi konuştuk ya, mesela uzaktan bizi çekseniz böyle Hollywood gibi fotoğrafları eşiyle oğluyla kahvaltı et. Daha havalı olmaz mı ya benim için? Az sonra kameralar eşini aldığı çiçekleri de görüntüledi. Magazinciler çiçekleri sorunca sohbet esprili bir noktaya gidiyor. Ne zaman görsem eşinize çiçek alıyorsunuz. Öyle mi? Geçen sefer dönüp şey... Yeniköy'de almıştınız. Görmüştüm ben. Hatta biraz muhabbet etmiştik. Sonra bizim evin önüne gelmiş. Yeni bir mekan açıldı mı acaba diye bizim eve bir şey öğrenmiştim. Bizi evden takip etmedin mi? Değil mi? Yok buraya? Abi. İyi tamam, eyvallah. Babalığı soralım. Oğlu Ardıç henüz küçük. Daha konuşmuyor. Yeni bir haber yok yani. Mutluyuz, keyifliyiz. Çok güzel bir duyguymuş. Kime benziyor peki? Bu hafta Burcu'ya benziyor. Geçtiğimiz hafta bana benziyor. Ezgi Mola oğlu Can'la anne oğul gününde dışarı çıkmış. Güzel ya, tatlı geçiyor. Evet. Hemen hemen her gününüz beraber. Tabii. Hemen hemen değil, her anımız, saniyemiz. Yorucu oluyor mu? Yani. Sohbet devam ederken Can annesine sesleniyor. Tecrübe ettiğim şeylerle ilgili oldu. Aynen öyle oğlum.
setleri özleyip özlemediğini merak ediyoruz. Yok canım, daha çok yeni setten çıktığım için aslında. Yani yeni dediğim ne kadar oldu? Ben reklam çekimlerime devam ettiğim için sürekli sete giriyorum. O yüzden de çok böyle ay çok ara açıldı, uzun yıllardır sete girmiyorum gibi bir durumum söz konusu değil. Hatta daha çok yakın bir zamanda setteydim. Can pek sabırsız. Annesi tam konuşurken yine giriyor araya. Tekrar Çeşme'de mi olacaksın? Hiç bilmiyorum. Plan program yapmak yeter kesesin diyor benimki. Güzel bir yaz bizi bekliyor. Ezgi Mola ve ailesinin rotası yine Alaçatı. Yazı şimdiden öngöremiyorum, plan yapamıyorum. Ama muhtemelen bir aksilik olmazsa, evet Alaçatı'da oluruz herhalde. 15-16 yıldır, kaç, 20 yıldır hep Alaçatı'ya yazın giderim zaten. Yani o yüzden de, yok çok seviyorum ya, ben Ege'yi çok seviyorum. Kuzey Ege'yi de çok seviyorum, belki bir ara oralara da giderim. Ama Alaçatı muhtemelen hep olacak. Oğlu Can'a yazın da bakıcı tutmayı düşünmüyor. Birazcık da şans işi. İyi biriyle çalışabilmek çok önemli ya. Kimse yani sizin çocuğunuza sizin kadar iyi bakabilecek mi acaba diye endişe içinde oluyorsunuz. Benim kadar bakamaz, mümkün değil ki. Oğlunun en güzel anlarını yanında olmayarak kaçırmak istemiyor Ezgi Mola. Yanında olmak istiyorum. Bir de ben onların dışında her anına şahit olmak, kaçırmamak istiyorum. Bir daha bu zamanları göremeyeceğim ki ben. Hani 40 yılın başı tam olarak çocuğum olmuş. Dolayısıyla bu anı kaçıramam yani. Ünlüler dünyasının yeni annelerinden bazıları çocuklarının cinsiyetini doğumda öğrenme akımına katıldı. Azra Akın ve Müge Boz o isimlerden bazıları. Ben Mustafa'ya söylemiştim, hadi gel böyle bir şey yapalım diye. Ben mümkün değil dedi, o dakika öğrenmem gerekir dedi. O öğrenince ben de öğrendim tabii. Yani eğlenceli. Ama ben de biraz meraklıyım. 5. 6. ayda dayanamıyorum deyip sürprizi patlatabilirim. Sohbetin finalinde bir süredir evine misafir kabul etmemesini soralım. Aramayın demedim. Misafir kabul etmiyorum. O ara çünkü çok salgın vardı. Doktorumuz da hani lütfen dikkat et. Bu kadar küçükken hasta olmamalı diye. Ay araya giriyor yalnız. Hadi beni bırakın artık gideyim. Tamam, ağlıyor çünkü. Tamam. O yüzden söylediğim bir şeydi. Hastalıkla ilgili dikkat etmemiz gerekiyordu yani. Cem Yılmaz'la yeni aşkının ilki kareleri. Cem Yılmaz'la sevgilisi neden Etiler'de, Bebek'te, Nişantaşı'nda değil de Tekirdağ'da yakalandı? Az sonra. Melis Sezen'in asansör dansı. Kıvanç Tatlıtuğ'un Kas Şovu. Serenay Sarıkaya'nın Seul'ü sallayan olay tarzı. Taze Aşıklar, Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın Deniz Sefası. Ünlü isimlerin sosyal medyaya damgasını vuran paylaşımları geliyor. Az sonra. Hem kendileri ünlü hem de kardeşleri. Kimisi abi kardeş, kimisi abla kardeş. İşte ünlülerin kardeş ünlüleri. Abla kardeş oyuncu Soral kardeşler. Abi kardeş oyuncu Şaşmaz kardeşler. Abi kardeş Athena Öz Oğuz kardeşler. Kızılcık şerbetinin Zülkar'ı gerçek hayatta hangi çok ünlü ismin kardeşi? Allah aşkına kapat bunu Nilay, reyting yapmasın bizim yüzümüzden. İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi arabeskçi kardeşini hatırlayan var mı? Yak bütün geri kalan ne varsa her şeyi.
işte ünlüler dünyasının kardeş ünlüleri. Kardeş ünlüler araştırmamıza oyuncularla başlıyoruz. Ekranların iki başarılı güzeli Hande Soral ve Bensu Soral kardeş. Hande Soral 1987 doğumlu, Bensu Soral 1991. Yani aralarında 4 yaş fark var iki başarılı kardeşin. İki yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz'la İsmail Ege Şaşmaz da kardeş. İsmail Ege Şaşmaz, oyunculuk camiasına girmesine vesile olduğu kardeşi Aytaç Şaşmaz'dan 5 yaş büyük. Nejat Uygur'un tiyatrocu oğulları Süheyl Uygur'la Behzat Uygur'un kardeş olduğunu bilmeyen yok. El ele verdik, dur yapma soğan neleri yendik. Ben hatırlamıyorum, çıldın ikili, karşı konulmaz, kapına sığmaz. Ay paşa tavana bakacak. Rıza Kocaoğlu'nun kardeşi de kendisi gibi oyuncu. Gözde Kocaoğlu tıpkı abi gibi dizilerde rol alan yetenekli bir isim. Kızılcık Şerbeti'nin esprili karakterlerinden Zülkar'ı her hafta severek izliyoruz. Her şey yolunda mı? Yolunda annem, sen hiç merak etme. Bir şey soracağım, tam olarak plan ne? Plan şu Nilay'cığım. Bize acımayana biz de acımayacağız. Zülkar'a hayat veren oyuncu Bahtiyar Memili, yine başarılı bir oyuncu olan Necip Memili'nin kardeşi. Zülkar, bu adam gerçekten iyi miymiş? En iyisi. Bizi dizecek, bütün ters giden şeyler hallolacak değil mi? Valla Nilay öyle diyorlar yani. Ay inşallah Zülkar, inşallah. Amin. Başarılı oyuncu Sarp Akkaya, bir dönem ekranlarda boy gösteren isimlerden Esra Akkaya'nın kardeşi. Müzik dünyasına uzanalım. Athena grubunun iki üyesi Gökhan ve Hakan Özoğuz, ikiz kardeş bildiğiniz üzere. Hayat benim, her anımı yaşadıkça sevesim var. Aldırmam hiç yağmura benim güzel hatalarım var. Taner Ölmez'in oyunculuk dışında müzikle de ilgilendiğini biliyoruz. Muhabbet bağında bir gül açıldı. Bir derdim var bin dermana değişmem. Yüküm lali gevher mercan saçarım. Bir derdim var bin dermana değişmem. Taner Ölmez'in müzik merakı abisinden geliyor olabilir. Ölmez'in abisi Taylan Özgür Ölmez, kendi tarzında oldukça üretken bir müzisyen. Hadi Leylim Leyla'nın ben yolum. Efsane oyuncu Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray'ın yıllardır müzik yaptığını bilmeyen yok. Kimine kör kütük aşık, kimine kaşık ucuyla azıcık. Kim neyine kadar hak ettiyse teslim ahlese. 90'ların efsane kardeşleri onlar. Hakan Peker'le kardeşi Zafer Peker, pop dünyasının tanınan kardeşleri. Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak. Gözlerinde buluşu, ellerine dokunmak. Ne halden anlarsın sen, ne sorarsın hainsin. Bir boşlukta kalmışsın, acımasın. Müzik dünyasının en başarılı kardeşlerinin başında Doğulu kardeşler geliyor. Sana hayran olsunlar, öpüp de başlara koysunlar, yemeyip sabaha bıraksınlar, yollarına paspas olsunlar. Türkiye'nin en başarılı pop sanatçılarından Kenan Doğulu'nun kendinden 3 yaş büyük abiyi Ozan Doğulu da popüler bir aranjör ve DJ. Çok seveni gördüm ama çok, sen de çok başka, yine
bir alem var senden yok başka. Usta şarkıcı Coşkun Sabah ve kardeşi müzik adamı Taşkın Sabah. Fatih Erkoç ve kardeşi Sinan Erkoç da müzik alanında kendini kanıtlamış isimler. Müzik dünyasının efsanesi İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı da şarkıcılık yapıyor, albümler çıkarıyor. Yak bütün geri kalan ne varsa her şeyi. Abiyi kadar ses getirmese de Hüseyin Tatlı bir dönem takip edilen bir isimdi. Kar gibi yanan ateş sarmış bedenini. Ben gibi seven yok ki seni. Komedinin efsane ismi Cem Yılmaz'ın abiyi Can Yılmaz da tanınmış bir isim. İtalyan kumaşı terletmiyor. 27 rengi var. O iş şeye dönerse reklama döner. Evet. Reklama döner. Benim var reklam maceram. Ben yani bildiğim anladım, anladım. Yok, ben bilmediğim için abi benim reklamım yok. Yoksa nasıl reklamın yok senin? Var ya. Var da tabii yani. Yazarlık yapan Can Yılmaz, kardeşi Cem Yılmaz'ın filmlerinde de oynuyor. Tanrı bu günahkar kardeşimizin ruhuna merhamet etsin. Ve onu uğurlayan bizler onun ruhu için dua edelim. Tanrı onu korusun ve gözetsin. Amen. Bir başka ünlü komedyen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın abiyi Mustafa Erdoğan da kendi alanında ünlü bir isim. Dokunmanın infilak ettiği sevmelerde, terli söyleşmeler arasında çok sık, senin benim olmanı çok seviyorum diye tercüme edilen, sonra kuru yaprak kelimelerle tükenen, kimi özlediğini bilmeyen bir şiirdi. Mustafa Erdoğan yıllardır Anadolu Ateşi dans gösterisinin koordinatörlüğünü üstleniyor. Komedinin bir başka dev ismi Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar da yönetmenlik yapıyor. Efendim iyi akşamlar. Kopernik Pizza'dan geldim. Yakamda da yazıldı üzere. Galaksinin en sıcak pizzasını, Kopernik pizzasını getirdim. Kopernik. Togan Gökbakar, Recep İvedik serileri dahil tüm Şahan Gökbakar filmlerini çeken isim. Bundan böyle kötü kayhan var. Vallahi mahalleye beni delirteceksiniz. Gir içeri gir. Kırarım boynuzunu iblis. Ne bu lan bu yıllıklı yazanlar? Lise arkadaşım canım dostum. Kemal Sunal'ın iki evladı Ali Sunal'la Ezo Sunal, Renkli Dünya'nın ünlü kardeşleri arasında. Ali Sunal oyunculuk yaparken bir dönem ekranlarda da yer alan Ezo Sunal, kendisini çocukların eğitimine adamış başarılı bir isim. Önce eller şöyle bir iyice sallansın. Biz hiç seyretmeden direkt başlıyoruz. Şimdi harika. Yani ilk önce bir bana bakın. Bir elim burnumda, bir elim kulağımda. Benim için mümkün değil. Çok net. Sonra ben öbür elim değişiyor, el değişiyor. Pek çok alanda başarılara imza atmış Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, ablasının adıyla medyatik olmuş ve bir dönem oyunculuğu da denemiş bir isim. Usta oyuncu Demet Akbağ'ın kardeşi Sedef İbar, yemek danışmanı ve gurme olarak televizyon programları yapan başarılı bir isim. Oyuncu Zeynep Beşerler'in kardeşi Derya Beşerler de ablası gibi oyunculuk yapıyor. Müzik dünyasının en başarılı isimlerinden Sertab Erener'in abiyi Serdar Erener, sektörün en tanınan reklamcılarından biri. Ajda Pekkan'ın bir dönem şarkıcılık da yapan kardeşi Semiramis Pekkan, tıpkı ablası gibi pop müziğe güzel şarkılar armağan etmiş bir isim. Müzik
Renkli dünyanın iki güzel kardeşinde sıra. Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'la kardeşi Aslışah Alkoçlar, Yeşilçam'ın efsanesi Hülya Koçyiğit'in de torunları aynı zamanda. Melis Sezen'in Asansör Dansı. Kıvanç Tatlıtuğ'un Kas Şovu. Serenay Sarıkaya'nın Seul'ü sallayan olay tarzı. Taze Aşıklar, Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın Deniz Sefası. Ünlü isimlerin sosyal medyaya damgasını vuran paylaşımları geliyor. Az sonra... Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Bir fotoğrafla nasıl ünlü oldu? Film rekorlarını nasıl alt üst etti? Bugün yan kesici Fırıldak Ömer'le röportaj yaptım. Kim? Kim dedi? Fırıldak Ömer mi? En parlak döneminde sinemayı neden bıraktı? Çok para değil 5 milyon. Ama senin periştahan gelse değil 5 milyon 5 kuruş bile alamaz benden. Oğlu İlker İnanoğlu'nun yumurcak olmasını neden istemedi? Olmaz. İstemedim ben. Neden mecburen şarkıcı oldu? Onu kim, neden bıçakladı? Zeytin gözlüm uzaklarda işinde. Kanserle mücadelesi, evlilikleri ve iz bırakan filmleriyle Filiz Akın'ın hikayesi. Bu değişik bir Filiz Akın. Ablacığım, canım ablacığım benim. Az sonra... Magazin dünyasında bir hafta boyunca neler yaşandı? Ünlü isimlerin konuşulan açıklamaları, aşk iddiaları, ünlülerden yepyeni görüntüler. İşte magazin dünyasından haberler. Minik Serçe Bahar'la buluştu. Hatırlamak güzeldi. Kesilen bıyıklar yüzleri güldürdü. Mert Bey'in bıyıklarını kesmesine sebep olan kişi siz misiniz? Çarpıcı danslar görenleri eğlendirdi. Magazin dünyasının ünlü isimleri bu hafta neler yaşadı? İşte tüm detaylarıyla haftanın haberleri. Yeni sinema sezonunun merakla beklenen yapımlarından Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin okuma provası, Salih Bademci, Ertan Saban, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür ve Okan Yalabık gibi oyuncuların katılımıyla gerçekleşti. ...1930'lu yıllar Türkiye'sine ayna tutan, aylar süren mekan, kostüm, saç ve makyaj çalışmalarının ardından çekimleri başlayan Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin bu yıl sona ermeden vizyona girmesi bekleniyor. Okuma provasında bir araya gelen ünlü isimler senaryoyu okurken sık sık verdikleri tepkilerle keyif aldıklarını gösterdi. Ekranlara damga vuran dizi Bahar'ın popülaritesi her geçen hafta biraz daha artıyor. Sadece izle. Ne oldu cerrahım? Geçmiş olsun.
dizinin hayranlarından biri de Türkiye'nin göz bebeği, minik serçesi Sezen Aksu. Ünlü sanatçı, ilk bölümünden itibaren ilgiyle izlediği Bahar dizisini evinde başrol oyuncusu Demet Evgar ve Emel Müftüoğlu'yla birlikte izledi. Emel Müftüoğlu, Bahar buluşmasını bu paylaşımla ölümsüzleştirdi. Ay, kaskıtı geçirdim. Gerildim mi ben ya? Serenay Sarıkaya geçtiğimiz hafta Güney Kore'nin başkenti Seul'de katıldığı davette güzelliğiyle fırtına gibi esmişti. Seul'den Tokyo'ya geçen ve kısa bir tatil yapan Serenay Sarıkaya yurda döndü. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Nasıl geçti mini tatil bir soralım. Çok güzel geçti. Ben Güney Kore'ye ilk defa gittim. Çok çok keyifliydi. Oradan da birkaç gün boş vaktim vardı. En yakın arkadaşımla bir Tokyo'ya gittik. Daha önce beraber hiç görmemiştim. Uzak Doğu tatilinden yansıyan kareler de çok güzeldi. Vallahi harikaydı. İnsanın fotoğrafçı arkadaşı olması mükemmel. Evet. Konu aşka ve Mert Demir sorularına geliyor. Çok güzel o zaman. Mert Bey'le de güzel giden bir beraberliğiniz var. Neler söyleyeceksiniz görüşürüz, bu beraberlikle ilgili? Sizi. Kerem Bürsin, Cem Yılmaz gibi hiçbir eski erkek arkadaşını sosyal medyadan takipten çıkmayan Serenay Sarıkaya'ya bu durum da soruluyor. Eski erkek arkadaşlarınızı sosyal medyada takipten çıkmadığınız konuşuluyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Peki. Bu sorulara kayıtsız kalan Serenay Sarıkaya, aşk yaşadığı Mert Demir'in onunla beraber olmaya başladıktan sonra bıyıklarını kesmesine gülmeden edemiyor. Mert Bey'in bıyıklarını kesmesine sebep olan kişi siz misiniz Serenay Hanım? Siz mi istediniz bunu? Kısa bir süre sonra anne olmaya hazırlanan oyuncu Gonca Buslateri evlendi. Ünlü isim nikah sonrası eşi Levent Bey ile çekilen fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Gonca Buslateri nikah paylaşımının altına şu sözleri yazdı. Memlekette büyük bir sorundu bu, biliyorsunuz. Herkes için değil elbet. Onlar tüm süreci benimle yaşayan canım ciğerlerim. Dostu düşmanı gördüğümüz çok şükür bir kıymetli sürecin daha sonuna geldik. Başka gündemi olamayan herkes için biraz yaralara su serptiyse ne mutlu. En çok kadınların, sakın karıştırılmasın, kadınların linç yağmuruna tuttuğu şu merama şifa olabildiysem ne mutlu. Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Ben zar zor yürüyerek karnım burnunda bir şekilde bu işi de hallettik. Parti bitti yani. Sessizce dağılabiliriz. Farah Zeynep Abdullah sosyal medyada yayınladığı dans videosuyla ilgi odağı oldu. Kelis'in 2000'li yıllara damga vuran Milkshake şarkısıyla dans eden Farah Zeynep Abdullah, sempatisiyle bol bol likelandı. Kısa süre önce sürpriz bir nikahla Murat Osman Özdemir'le evlenen Ebru Gündeş'in 4,5 aylık hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi oturdu. Yazılı basında gündeme gelen hamilelik iddialarına direkt olarak bir açıklama yapmayan Ebru Gündeş, paylaştığı konser takvimiyle iddiayı yalanlamış oldu. Zira iddiaya göre Ebru Gündeş'in doğum yapacağı tarihlerde konser takvimi oldukça dolu. Ve haftanın yakalanması. Yer Tekirdağ Meydanı. Cem Yılmaz, yeni aşkı pilates eğitmeni Necla Karahalil'le Tekirdağ sokaklarında kol kola. (Gülüyor)
Ayşe Hatun Önal, Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasının en popüler kadınlarıyla birliktelik yaşayan Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz hafta Pilates eğitmeni Necla Karahalil ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Titrerim öncüm gibi baktıkça istikbalime. Çift ilk kez birlikte görüntülendi. Yer popüler magazin aşklarının çekildiği İstanbul, Bodrum veya Çeşme değil, Tekirdağ. Ya öyle bir tonluyor ki her şeyi verebilir yani. Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Necla Karahalil'in memleketi Tekirdağ'ın meydanında birlikte görüntülenen Cem Yılmaz ve sevgilisinin kol kola olmaları dikkat çekti. Cem Yılmaz uğruna Tekirdağ'a kadar beraber gittiği bir aşk bulduğuna göre oldukça mutlu olmalı. Kimi bir Amerikalıyla bir Fransızla kimi bir Yunanla yaptığı düetle dünyaya adını duyurdu. Dünyaca ünlü isimlerle düet yapan şarkıcılar geliyor. Ramazan ayı olmasına rağmen ünlüler dünyası hareketli bir hafta geçirdi. İşte gündüzünden gecesine ünlülerin magazin gündemi. Magazin dünyasının kalbi İstanbul'da atıyor. İşte ünlülerden haberler, son görüntüler. Rıza Kocaoğlu yeni yaşını dostlarıyla bir araya geldiği bir partiyle kutladı. Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun çifti partiye katılan isimlerdendi. O kadar ruhu güzel ki ömrü de yaşlı da güzel olsun bütün yaşları. Peki Rıza Kocaoğlu'na hediye olarak ne aldılar? Ben kendimi getirdim. Ona hediye film çektim ben. Daha ne yapayım ona? Erkan Kolçak Köstendil kadrosunda Rıza Kocaoğlu ve Damla Sönmez'in de olduğu Tezgah isimli bir film çekmiş. Hem de 3 günde. Ya vallahi tabii 3 günde çektik ama 2,5 aylık bir prova süreci vardı. Ona hazırlanmıştık. Bitirdik. Şimdi montajına girdi. Sonra bakacağız ne olacağına yani. Yapalım da biz hayal ettiğimiz şeyi, o yolunu bulur. Ve röportaja Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu dahil oluyor. Doğum günlerine. Geldi. İyi ki doğdun. Gel abi, Davut'a geldi abi. Biz dedik ki yeni yılına Gattuso'nun o efsanevi zamandaki vücuduyla girdi. Maçın ortası. Maça geldiniz, çektiniz. Benim gollerimi göstermeyip bunun kurtarışlarını göster. 3 günde çekilen Tezgah filmi Rıza Kocaoğlu için bir doğum günü hediyesi olmuş. O benim yeni yaşımın hediyesi oldu. Tezgah. Çok mutluyuz, onu kutladık. Biz de onu konuşuyorduk. 3 günde bitirin mi? Büyük müyüz? Erkan Bey söylemedim oğlum ben. Ya biz bayağı hepimiz neredeyse 20 yıllık arkadaşız. Ama sanki 20 sene önce bir şey yapıyormuşuz hissi vardı gerçekten son birkaç haftada. 2,5 ay çalıştığımız olsun. 2,5 ay. 3,5 hafta. Bakalım. İnşallah çıktım bu 3 günde 53 günde fark edersen. Rıza Kocaoğlu'nun yanağındaki ruj izinin kime ait olduğunu merak ediyoruz. Aynen. Hepimiz öptük. Damla öptü ya kardeşim. Hepimiz öptük oğlum. Bul bakalım arada. Ben öptüm ben. Ben yaptım. Fatih öptü. Murat Boz partiye gelen isimlerdendi. Rıza'nın bugün doğum günü kutlamaya geldik. Onu çok seviyorum. Hep mutlu olsun istiyorum. İyi ki doğmuş Rıza'mız. Başrolleri Ayça Ayşin Turan ve Serhat Teoman'ın paylaştığı oyuncu kadrosunda Ezgi Şenler, Yasemin Yazıcı, Gizem Kala, Ali Gözüşirin ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi isimlerin yer aldığı Sevmek Yüzünden filminin galasındayız.
Ayça Ayşin Turan alıyor ilk sözü. Güzel oyuncu, filmde canlandırdığı karaktere dair merak edilenleri anlatıyor. Nasıl bir karaktere hayat veriyorsunuz? İdil ben. Kendimi tanıtayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. İdil, eşine aşık, tutkulu bir arkadaşımız. Bir intikamla, hırsla bir yola çıkıyor ama bu yolda gerçek aşka evrilen bir hikayesi var. Onun haricinde de hikayeyi anlatış şekli beni en cezbeden şey oldu bu noktada. Serhat Teoman da canlandırdığı karaktere dair ufak tiyolar veriyor. Atla. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben Ömer karakterini oynuyorum. Hayatta çok büyük bir trajedi yaşamış bir karakter. Ondan sonra hayat onu bir şekilde İdil'le tanıştırıyor ve onun için yeni bir yolculuk başlıyor. Aslında hayatta herkesin bir ikinci şansı olduğunu gösteren bir karakter diyor. Değil mi hocam? Doğru mu? Doğru, doğru. Doğru. Ezgi Şenler'le birlikteyiz. Buray'la ilişkisinin neden bittiği merak konusu. Her ilişki gibi yani aşklar başlıyor, bitiyor. Biz de anlaşamadık. Bazı işte şeyler oldu aramızda. Hani kötü hiçbir şey yok, yolu açık olsun ama anlaşamadığımızı anlayıp bitirdik. Karşılıklı olarak anlaştık. Tabii ki, tabii ki. Yani konuşarak gayet sakin bir şekilde bitti. Hayır, öyle. Kıskançlık falan olduğu da iddialar arasındaydı ama. Öyle miymiş, haberim evet. Yok. Hayır, kıskançlık falan hiçbir şey yok. Yolu açık olsun. Biz bitirdik. Herkes artık mutlu olsun yani. Ezgi Şenler, Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın sıkı takipçilerindenmiş. Bahar'ı çok beğeniyorum bu ara tabii ki. Ona bakıyorum ara ara ama onun dışında oturup böyle izlediğim bir iş yok şu an. Peki o zaman, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, iyi akşamlar. Oyuncu kadrosunda Mert Fırat, Didem Balçın, Doğukan Polat, Ferit Kaya gibi isimlerin yer aldığı Titus Kompleks oyununun galasındayız. Neslihan Atagül oyunu izlemeye gelen isimlerden. Geçtiğimiz günlerde İtalyan kanalında bir programa katılmak için Milano'ya gitmişti güzel oyuncu. Evet, gayet güzel geçti. İşte ya sağ olsunlar, yine böyle çok güzel ağırladılar, çok güzel karşıladılar bizi. Güzel geçti. Hem işte gezdik de biraz. Biraz kısaydı tabii ama sanırım bu hafta sonu falan da program yayınlanacakmış, öyle biliyorum. Bakalım yani, ben de merak ediyorum. Türk oyuncuların artık yurt dışında da birçok hayran kitlesi var. Neslihan Atagül bu durumdan çok memnun. Evet, 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 öyle. Yani bu beni de memnun ediyor. Bence diğer oyuncu arkadaşlarımı da memnun ediyordur. Ekranlar Neslihan Atagül'ü çok özledi. Şu an değerlendirdiği projeler varmış. Ya geçen sefer karşılaştığımızda da söylemiştim. Değerlendirdiğim projeler var. Evet, yakın olduğum da var. Ama net değil. Netleşince haberiniz olur. Ben de söylerim. İtalya'da çok güzel İtalyan yemekleri yemiş Neslihan Atagül. Güzel yemek yedim. Ondan sonra biliyorsunuz zaten İtalyan mutfağı muazzam. Orada güzel yemek yedim. Çok alışveriş yapamadım. İşte birazcık çalıştım, ondan sonra da geldim. Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti geliyor. Doğuma çok az kalmış. Heyecanlıyız, az kaldı. Bir iki ayımız falan kaldı. İki, iki buçuk ayımız evet, kaldı buçuk sanırım. Heyecanla bekliyoruz. Sağlıkla gelsin inşallah. Peki Yıldız Çağrı Atiksoy hamilelik sürecinde zorlu anlar yaşadı mı? O aslında hafta hafta değişiyor. Yani bazen hakikaten çok zorlayıcı günler yaşıyorum. Bazen de daha rahat geçiyor. Çiftin kız bebekleri olacak. Bebeğin cinsiyetini öğrendikten sonra Berk Oktay ne hissetti acaba? Ya çok dünyanın en güzel duygusu. Şimdilik bu. İnşallah ikinci, yani esas en büyük güzel duygusu da kucağımıza alıcı evet, olacak sağlıklı. İnşallah sağlıkla gelsin. Herkes de inşallah sağlıkla gelsin. İsteyen herkese Allah nasip etsin. Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti de oyuna gelen isimlerdendi. Bir şeye geldik oyuna ama yani enteresandı ya, çok güzel bir deneyim evet. Oldu. Hep alternatif oyunlar falan filan diyoruz. Gerçekten artık daha nasıl bir alternatif oyunlarla karşılaşacağız? Burada oyunculardan ziyade ben hep onu söyledim Onur'a da. Ekip arka taraf muazzam çalışıyor, muazzam işliyor. Evet, o yüzden evet. Baştan sona hepsini tebrik ediyorum. Türk sinemasının sarışın güzeli, bir dönemin en çok konuşulan yıldızı Filiz Akın'ın portresini sizler için hazırladık. İşte Filiz Akın'ın kariyerinin dönüm noktaları. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare.
fotoğrafla nasıl ünlü oldu? Film rekorlarını nasıl alt üst etti? Bugün yan kesici Fırıldak Ömer'le röportaj yaptım. Kim? Kim dedi? Fırıldak Ömer mi? En parlak döneminde sinemayı neden bıraktı? Çok para değil 5 milyon. Ama senin periştahan gelse değil 5 milyon 5 kuruş bile alamaz benden. Oğlu İlker İnanoğlu'nun yumurcak olmasını neden istemedi? Olmaz. İstemedim ben. Neden mecburen şarkıcı oldu? Onu kim, neden bıçakladı? Zeytin gözlüm uzaklarda işinde. Kanserle mücadelesi, evlilikleri ve iz bırakan filmleriyle Filiz Akın'ın hikayesi. Bu değişik bir Filiz Akın. Ablacığım, canım ablacığım benim. Yılı 1962. Bir fotoğrafla 19 yaşında şöhret oldu. Eskiden meşhur olabilmek bir fotoğrafa bakardı. Filiz Akın 1962 yılında artist mecmuasına gönderdiği bu fotoğrafla birinci olmuş ve ona şöhretin kapıları sonuna kadar açılmıştı. Filmi Akasyalar Açarken'le başlayan oyunculuk maratonuna Şehvet Uçurumları filmiyle devam etti. Kaba sen de. Hayatımda rastladığım en keçi damarlı insan sensin. Sen de benim gördüğüm en şımarık kızsın. Ya sevgiliniz hanımefendi? O nasıllar? Onun bahsini açma dedim sana. Biliyorsun sinirleniyorum. Yılda 10 film yaptı. Gördün ya. Ölüm bile kurtuluşa kafi gelmiyor. Şimdi son cevabını ver. Sözlerimi dinleyecek. Hayır! Rekorları alt üst ettiği 1964 yılında sayısız filme imza atan Filiz Akın aynı yıl ilk evliliğini yapımcı Türker İnanoğlu'yla yaptı. Yetişin dostlar, hırsız var. Mal değil, mülk değil, kalp çalar. Yetişin dostlar, hırsız var. Mal değil, mülk değil, kalp çalar. Bekçiye polise haber salmalı. Filiz Akın bir zamanlar kırdığı film rekorlarını aynı anda iki filmde birden oynayarak anlatıyor. Bütün gün ben hem Küçük Sevgili'de hem Umutsuzlar'da. Aynı anda oynuyordum. Aynı anda oynuyordum. Birinde bütün gün çalışıyordum, eve geliyordum. O zaman biz yapıyorduk. Valizime bütün kostümleri gereken aksesuarları her şeyi koyup hazırlayıp öbür sete gidiyordum uyumadan. En az film yaptığı yıl 1965 oldu. Çünkü o yıl oğlu İlker İnanoğlu'nu kucağına aldı Filiz Akın. Anne oldu ama film çekmeye doymadı. Sinemanın en popüler kadınıydı o yıllarda. Loğusa'yken döndü setlere. Ayhan Işık'la Kolejli Kızın Aşkı filmini yaptı. Şoförün asil ve mağrurunu da ilk defa sizde görüyorum. Şimdi beni dinleyin. Yarın okul dönüşü burada arkadaşlarıma bir parti veriyorum. Beni okuldan alıp buraya bıraktıktan sonra arkadaşlarımı evinden toplayıp buraya getireceksiniz, tamam mı? Bağıştına küçük hanım. 1966 yılında oynadığı Günahkar Kadın'da Türkan Şoray'la başrolü paylaştı. Bu Sultan'la Filiz Akın'ın ilk ve tek filmiydi. En iyi tesellisi ancak ben olabilirim. Ablacığım! Filizciğim! Canım ablacığım! Kardeşim! Müdür hanım ben geldim diye bir müddet izin verdi sana. Ablanız o kadar ısrar etti ki reddetemiyorum. Teşekkür ederim efendim. Farklı rollerde de yer aldı Filiz Akın. 1967 yılındaki Yıkılan Yuva filminde kötü kadın olarak izledik onu. Borcum ne kadar? Ne borcu? Taksi borcu değil tabii, tedavi ücreti. Bir teşekkürünüz yeter. İlk defa bir kadınla konuşur gibi laf ettiniz. Teşekkürler. Allah'a ısmarladık. Güle güle. İlk renkli filmini 1968'de çekti.
Aşka Tövbe filminde sinema izleyicisi onun sapsarı saçını gördü ilk kez. Bir ses, bir bakış bazen o kalbime akan, bir çiçek hatırlanan yılların ardından. Aşk eski bir yalan, Adem'le Havva'dan kalan. Aşk eski bir yalan, hayatıma dolan. Yolu 1969. Oğluyla ilk filmi Yumurcak. Yapımcı Türker İnanoğlu'yla oyuncu Filiz Akın'ın oğulları İlker İnanoğlu daha 5 yaşında tanıştı setlerle. Vallahi bir yumurcakların çoğunda annem vardı. Vallahi ikisinde falan yoktu. Evet. Teşekkür ederim. Çok güzel bir bebek. İnşallah uğurlu gelir de bana böyle bir kız kardeş doğurursun. Sen bana yetiyorsun. Ama bir kız kardeş de ister. Onu korurum. Türker İnanoğlu, oğlu İlker'i oyuncu yapmayı isteyen taraftı. Filiz Akın, oğlunun sinemaya girmesine ilk anda karşı çıkmış olsa da sonunda ikna oldu. Ayşecik'ten sonra böyle bir boşluk olduğunu düşündü. Ve şey yapmak istedi, bu boşluğu. İlk bu kararı verdiği zaman Türker, sen ne hissettin? Hissetmekten önce istemedim ben. İstemiyorum. İstemedim çünkü o dünya... O eziyette... Acaba onu değiştirir mi? Acaba bir yani ters bir şey olur mu diye hiç istemedim. Ama çok sevimli oldu tabii. Sonra devam etti. İlker İnanoğlu'nun Yumurcak Veda filmindeki bir sahnesi Filiz Akın'ı hala ağlatıyor. O sahne, Yumurcak'ın annesinin kollarında hayatını kaybettiği sahne. Filiz Akın, o sahneyi yakın arkadaşı Hülya Koçyiğit'e şöyle anlatmıştı. Benim o unutamayacağım bir şey. Ben onu çok üstüne basmadan anlatayım, gene ağlarım. Sahne bitti, ışıklar toplandı, set çalışanları minibüslerine bindiler, gittiler. Ben hala oturdum yerde ağlıyorum. Sarıl annene İlker'im, sarıl. Evlatlarımla İlker'im, anneler için çocuklara ebediyen yaşar. Seni de bağrımdan kimse alamaz, mahşere kadar alamaz. Bir efsanenin doğuşunun da canlı şahidiydi Filiz Akın. Başrol oynadığı Tatlı Dillim filmi Kemal Sunal'ın da ilk filmi olma özelliğini taşıyordu. Ömrümün en güzel gecesiydi. Az kalsın gidiyorduk. Ya size teşekkür bile edemeyecektik. Ne şans değil mi? 1971'de ona ilk ve tek altın portakalını getiren Ankara Ekspresi filminde Edison'la başroldeydi Filiz Akın. Yaşamak istersen gününü gün etsen hiç beklemeden. Belki de birkaç gün kalmıştır, bilinmez çok iyi düşün. Absürt filmler, boşanma ve sinemaya veda. 70'li yıllara fırtına gibi giren Filiz Akın bu furyada enteresan filmlere de imza attı. 73 yapımı Karateci Kız filminde Bülent Kayabaş'a karate yaptığı sahne Türk sinemasının en absürt sahneleri arasına girdi. ...1974'te kariyerini yakından etkileyen bir olay yaşandı. Eşi Türker İnanoğlu'ndan boşandı. Filiz Akın, 1975 yapımı Babaların Babası filmiyle sinema kariyerine ara verdi. Sen de öyle. Eskisinden daha güzelsin Nermin. Başım dertte. Sana ihtiyacım var. Her an sana yardım hazır. Torunumu kaçırdılar. Senin de torunun. Maddi zorluklar, mecburi şarkıcılık ve silahlı saldırı. Oyunculuğu bıraktıktan sonra 1975 yılında sahneye çıktı ve bir dönem şarkı da söyledi Filiz Akın. Zeytin gözlüm sana meylim nedendi?
sevginin kabahati kim dedi? O dönemde gece hayatının dikenleri de battı ayağına. Gazino çıkışı saplantılı bir hayranı tarafından bıçaklanıp ölümden döndü. İkinci evlilik, Paris günleri, sinemaya dönüş ve üçüncü evlilik. Zor geçen yılların ardından karşısına Bobby Rubinstein çıktı. İkinci evliliğini 1982'de yaparken Türkiye'yi terk ediyor ve Paris günleri başlıyordu. ...1975'te bıraktığı oyunculuğa 14 yıl sonra geri döndüğünde yıl 1989'du. Geçmiş Bahar Mimozaları dizisiyle döndü Filiz Akın setlere. Albert nerede kaldı? İnan bilmiyorum. Yalnızca bir sürpriz peşinde olduğunu söyledi. Sanki yeni bir yıla girerken insanın asli görevi sadece sürpriz hazırlamakmış gibi. Ne oluyor herkese Allah aşkına? 1993'te Paris'ten yurda dönüşü boşanmayla oldu. Bobby Rubinstein'la boşanmasından bir yıl sonra Sönmez Köksal'la evleniyordu. ...1998 yılında Sönmez Köksal Paris Büyükelçisi olunca eşi olan Filiz Akın başka hiçbir oyuncuya nasip olmayan Paris Sefirliği görevini üstlendi. Yıl 2002, Filiz Akın kanser oldu, milyonları üzdü. Hayatının belki de en zor dönemini 2002 yılında geçirmeye başladı Filiz Akın. Nezofarenk kanserine yakalanan Filiz Akın bu zor süreci Amerika'da gördüğü tedaviyle yendi. Ama ben bunu yaşadım. Onların bana gönderdikleri duaları, dilekleri, sevgilerin hepsiyle bir bulut içinde gibiydim ve bu hakikaten tedavinin çok büyük bir parçası oldu. Bunu ispat ettim ama aldım onları. Kanseri yendikten sonra köşesine çekilmedi. Kanserle mücadele neferi oldu. Kanserle mücadele bileklikleri Türkiye'ye Filiz Akın sayesinde geldi. Ben çok büyük bir sevgi aldım beni tanıyan insanlardan. O yüzden şu anda bir daha beni böyle bir şey yoklasa dahi ben hazırım. Yani benim donanımım var. Şeyim inşallah olmayacak. Çünkü bitti, arkada kaldı inşallah. Kısacık siyah saçıyla da çok mutluydu. Düşünmüyorum, bilmiyorum. Yani kimyevi bir şey sürmekten korkuyorum derime. Bu değişik bir Filiz Akın. İkinci bir hayat. Belki bir müddet böyle kalır. O dönem oğlu İlker İnanoğlu'yla çocukken kuramadığı yakınlığı yeniden yakalamasını sağladı. En çok ilişkimizin en yakınlaştığı dönem annemin maalesef hastalıktan sonraki olan dönemiydi. Çünkü insanlar birbirlerini kaybedeceğini anladıkları zaman birbirlerinin değerlerini çok daha iyi anlıyorlar. Bir daha uzun sarı saça dönmem demişti Filiz Akın ama yıllar sonra yakın dostu Hülya Koçyiğit için yeniden o haline geri dönmüştü. Eski günleri hatırlatmak için de bu saçı takıp ona çok güzel bir sürprizdi. Ben de aynı duygudayım. Hiç birlikte film yapmasalar da Hülya Koçyiğit'le çok iyi iki dost olmuşlardı. Birlikte filmimiz yok daha birlikte önce. Birlikte filmimiz yok. Yani birlikte de çok beraber olmadık kamera karşısında. Evet, kamera karşısında. Bir iki böyle sosyal sorumluluk projesinde belki olmuşuzdur. Ben İlker dünyaya geldiği zaman o kadar çok heyecanlanmıştım ki Filiz'i çok seviyordum ve bebeği beraber bekliyoruz gibi geldi bana. Ve hemen aramıştım Loosa olarak ziyaret etmiştim. Her hatırladım da ve beraber ağladık. Dört yapraklı yoncanın sarışını Avrupa iyisi oldu. Filiz Akın denince akla dört yapraklı yonca geliyor elbette. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve rahmetli Fatma Girik'le birlikte sinemanın dört güzel kadınıydı onlar. Yıllar sonra bir araya geldiklerinde yer yerinden oynamıştı.
bu bizim ilk buluşmamız, dördümüz bir arada. Çok senelerce uğraşıldı bu, yapılamadı. Ama şimdi kadınların gücünü görüyorsunuz. Filiz Akın'ı bu kadınlar arasına sokan en önemli özelliği Avrupa'yı duruşu ve havasıydı. Yeğeni modacı Zeynep Tosun da bizimle aynı görüşte. Ben teyzemin çok Avrupa'yı bir tip olduğunu düşünüyorum. Saçının rengi, teninin rengi, gözünün şekli ve gustosundan dolayı hep çok Avrupa'yı olduğunu düşündüm. Ne var İlda? Aslında biz güzel bir rüya içindeyiz. Bir anda bitebilecek bir rüya. Belki de bir daha kolların arasında saadetten titreyemeyeceğim. Hayır yavrum. Güzel başın hep böyle göğsümde, ipek saçların hep ellerimde olacak. Son oyunculuk deneyimini 2011 yılında yaşadı Filiz Akın. Gün Akşam Oldu dizisinde bir bölüm yer aldı. Halil Bey'le falan oynarken o da benim kalbimin sesini duyuyordu resmen. Allah çocuklarımıza da böyle bir mutluluk nasip etsin. Bu bayram hep bir arada olacağız. Filiz Akın tam bir Cem Yılmaz hayranı. Bunu her fırsatta dile getirdi. Hokkabaz'a bakın veya çok organize işler bunlardı galiba. Oradaki canlandırdığı tipi düşündükçe hayretler içinde kalıyorum. Yani çok muhteşem bir oyuncu. Bu hayranlığı bilen Cem Yılmaz, Arif ve 216 filminde Filiz Akın'ı unutmadı. Merhaba efendim. Arif Bey değil mi? Filiz ben. Filiz Akın bilmez miyim efendim? En az 400 filminizi izledim sizi. Latife etmeyin canım. 40 filmim yok daha. Filiz Hanım hepsini 10'ar kere izledim. Son yıllarda hastalıklarla boğuşuyor. Eşi en büyük destekçisi. Filiz Akın son yıllarda mesleğinden uzak kalırken eşi Sönmez Köksal'la mutlu bir hayat yaşıyor. Çiftin ara sıra paylaştığı mutluluk kareleri görülmeye değer. Ama bir yandan da hastalıklar bırakmıyor Filiz Akın'ın yakasını. Sol kulağının üst kısmında rastlanan kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle üst üste ameliyatlar geçirdi Filiz Akın. Yakın dostu Hülya Koçyiğit'e sevenlerinin dualarıyla ayakta kaldığını anlatmıştı. Burada olduğuma bir sevgiyle, muhabbetle geçen bir zaman için hep şükrediyorum. Evet. Bir de seyircilerimizin duası var. Ayağım. Onu sen de yaşadın. Yani ben de yaşadım. Kadar geliyor o. Evet. O kadar böyle. Filiz, o işte. Dualar, o gerçek, samimi, içten gelen dualarla şifa dilediler bizim aynen. için. Ne şanslıyız değil mi? Aynen. Geçirdiği operasyonlarla iyileşme sürecine giren Filiz Akın hayatını Bodrum'da sürdürüyor. Filiz Akın yaptığı güzel paylaşımlarla hayranlarını sevindiriyor. Bekliyor gidene kadar. Yoksa ustalar aksın. Şarkı söylüyor demiştim. Oh ne güzel. Güzelliğin, zarafetin, hanımefendiliğin, asaletin ve alçak gönüllülüğün timsali o. Filiz Akın, hayatımıza kattığı renklerle çok önemli bir yerde ve öyle de kalacak. Bir arada olamayız Fırat. Ayrılığımızın sebebi bu değil mi? Sen silahını seçip ayrılığımıza sebep olmadın mı? Sen, ben ve silahım, ha? Sen, ben ve silahım olamaz mıyız? İmkansız. Ekranların sevilen dizisi Bahar'ı son bölümüyle yine seyirciyi ekrana kilitledi. Bana kendimi hatırlattığınız için teşekkür ederim. Asistanlıktan istifa eden Bahar kimin sayesinde istifasını geri çekti? Bahar bana az önce işi bırakacağını söyledi. Rengin ve Timur'un ilişkisi ortaya mı çıkıyor? Duygusal anların yaşandığı Bahar'ın son bölümünde neler oldu? Az sonra...
Amerikalı'yla. Kimi bir Fransızla. Kimi bir Yunan'la yaptığı düetle dünyaya adını duyurdu. Dünyaca ünlü isimlerle düet yapan şarkıcılar geliyor. Az sonra. Melis Sezen'in Asansör Dansı. Kıvanç Tatlıtuğ'un Kas Şovu. Serenay Sarıkaya'nın Seul'ü sallayan olay tarzı. Taze Aşıklar, Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın Deniz Sefası. Ünlü isimlerin sosyal medyaya damgasını vuran paylaşımları geliyor. Az sonra. Kimi bir Amerikalıyla. Kimi bir Fransızla. Kimi bir Yunan'la yaptığı düetle dünyaya adını duyurdu. Dünyaca ünlü isimlerle düet yapan şarkıcılar geliyor. Show TV ekranlarının yayınlanmaya başladığı haftadan itibaren büyük ilgi gören dizisi Bahar kısa sürede zirveye yerleşti. İşte dizinin bu haftaki bölümünde yaşananlar. Ekranların sevilen dizisi Bahar'ı son bölümüyle yine seyirciyi ekrana kilitledi. Bana kendimi hatırlattığınız için teşekkür ederim. Asistanlıktan istifa eden Bahar, kimin sayesinde istifasını geri çekti? Bahar bana az önce işi bırakacağını söyledi. Rengin ve Timur'un ilişkisi ortaya mı çıkıyor? Duygusal anların yaşandığı Bahar'ın son bölümünde neler oldu? Timur! Bahar'ın son bölümü istifa eden Bahar'ın hastane kapısının önünden geri çağrılmasıyla başladı. Bahar'ın özellikle çağrılmasının sebebi Cihan Taşeski'ydi. Cihan Bey içeride hocam, Bahar'ı bekliyoruz. Bahar, ya istifa etmişti, anlamadım. Cihan Bey özellikle Bahar'ı istemiş, bilmiyorum. Bahar niye istemiş ki? Bilmiyorum hocam, Evren Hoca bulmaya gitti. Hah, geldi be. Evren Hocam, Bahar hoş geldiniz. Hoş bulduk, ne oldu? Hocam. Ne oldu hocam? Bahar hoş geldin. Bilmiyorum, öğreneceğiz şimdi. Geçin, geçin bakalım. Bahar bana az önce işi bırakacağını söyledi. Bundan sonra gözüm hepinizin üstünde olacak. Böyle bir şeye izin verirseniz eğer, iki elim yakanızda olur, haberiniz olsun. Öyle bir durumda bağışladığım 30 milyon liranın her bir kuruşunu geri alırım, haberiniz olsun. Doktor Bahar buradan uzman olarak ayrılacak. Benden size garanti. Yapmak istediğiniz her araştırmanın fonunu bizzat ben karşılayacağım. Bu duygusal anlardan sonra Bahar'ın kürsüde yaptığı konuşma seyirciyi çok etkiledi. Bana kendimi hatırlattığınız için teşekkür ederim. Bana destek olan meslektaşlarıma ve size,
Pardon. Yani dünyada birçok kadın yetersizlik duygusuyla sınanıyor. Kendisini ailesine adamış kadınlar kariyer yapamadığı için. Kariyerinde şahane olan kadınlar aile kuramadığı için yetersizlik damgası yiyor. Ben bunu bizzat yaşadığım için biliyorum. O alandan kurtulmak da o kadar kolay olmuyor aslında. Ama ben kendim için bir yola çıktım. Bu çıktığım yol için belki yaşım çok genç değil. Ama kusurlarımla beraber vazgeçmeye niyetim yok. Bana inandığı ve beni desteklediği için Cihan Taşkeski'ye sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Siz de bana yeni hayatımı verdiniz. İmzacılık. Bahar'ın geri dönmesi sonucu bütün planları suya düşen Rengin sinir krizi geçirdi. Üzerine kızı Parla'nın, Timur ve Rengin'in fotoğraflarından oluşan bir kolajı Umay'ın çantasına koyması Rengin ve Timur'u içinden çıkılmaz bir duruma soktu. Kahretsin ya, kahretsin, kahretsin ya! Nasıl ya, nasıl, nasıl, nasıl ya? Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldi. Oh. Parla. Nasıl olmuş anne? Bunu Umay'a verdim az önce. Bahar'a götürecek. Bence böyle bir hediyeyi çoktan hak etti. Aa, Parla hayır. Hayır Parla ya. Bunu yapma kızım. Neden şimdi anneciğim ya? Anneciğim bir de sen yapma ne olur. Sen Rengin. Timur şimdi Parla bana bir mesaj attı. Bizim fotoğraflarımızdan kolaj yapmış. Humay'a vermiş Bahar'a versin diye. Ne diyorsun Rengin ya? Ne fotoğrafı ne kolajı? Ya bilmiyorum bilmiyorum işte. Engel olmak için eve gidiyorum ben de. Dosyamı ne varmış? Bir şey vermiş öyle. Rengin gözünü seveyim. Al o fotoğrafları. Yok et o dosyayı. Rengin yani ya bu kız niye senin sözünü dinlemiyor ya? Humay'ın annesine harika bir şaheser yaptım. Öyle mi? Evet. Humay sakın hediyeyi vermeyi unutmuyorsun. Verirken videoya çekmeyi unutmuyorsun. Ben bir bakabilir miyim ona? Ay yok yok sürpriz. Bir baksaydım ama ben. Umay izin veremem işte. Bu sürprizi kimse bozamaz. Umay'ın annesi ve Umay açacak bu hediyeyi. Evet bana da daha göstermedi. Ya Umay görmez ben içeride bakarım işte. Ya kusura bakma Umay'cığım öyle ben Parla'nın her zaman ne yaptığına çok dikkat ederim. Bir bakarım da mutlaka. Ben sana özel olarak bir eser yaparım ona doya doya bakarsın. Timur, Bahar'ın o kolajı görmemesi için Bahar'ın başarısını kutlamaya, ailesini yemeğe çıkarmaya karar verdi. Gittikleri mekandaki sunum tarzı Yavuzoğlu ailesini çok şaşırttı. Timur, gecenin sonunda Parla'nın hazırladığı kolajı yok etmeyi başardı. Canım ailem, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Aa. Biliyorum çok saçma bir giriş oldu ama yani ne yapayım ben aile bireylerimi böyle coşkuyla karşılamayacak mıyım? Hı. Neyin coşkusu pardon? Aa, bak ya anneniz ne kadar mütevazı çocuklar ya. Bugün harika bir iş başardın ya Bahar'cığım. Onu kutlayacağız ailece. Birlikte yemeğe gidiyoruz. Hadi kurt gibi acıktım. Alayım kızım şu çantanı da. Gerçekten bazen delirdiğini düşünüyorum ha. Evet, buyurun efendim. Yardım. Burası mı? Burası nasıl bir yer Allah aşkına? Ben de bilmiyorum. Burası. Canda çocuğu nerede? İlginç insanlar dans ediyorlar filan. Ateş yemiyor. Hoş geldiniz Timur Bey. Çökün, çökün, çökün. Niye çöküyoruz çökün, ya? Bir çökün, şey mi çökün. Patlayacak? Ne oluyor? Çök kızım, saçların yanacak. Ne oluyor? Niye çöküyoruz be? Bir şey mi geliyor? Ne oluyor? Hacı babam, hacı babam evimi. Hoş geldiniz Timur Bey. Hoş geldiniz Timur Bey, hoş geldiniz. Timur mu? Timur. Timur'dan iyidir, idare et. Buyurun efendim. Yalnız ben iyi huyluyum, Şükrü. Hı. Yalnız beyefendi benim adım Timur. Ya Timur, Timur benim ismim. Bu nedir ya? Çok özür dilerim efendim. İçeridekiler yanlış anlamış herhalde. Ben hemen kopya değiştireyim. Kopya etmedi herhalde yani. Kaldırın şunu gözüm görmesin. Hemen değiştirip getiriyorum. Rengin kızı Parla ile uğraşırken kaçmak için çabalayacağı daha büyük bir olayla karşılaştı. Demans hastası olan babası Tahsin.
Rengin saklamaya çalışsa da Bahar, Tahsin'in sayıklayıp durduğu kızının Rengin olduğunu öğrendi. İyi misiniz? Kaydınız var mıydı? Açalım mı kayıt? Ben... Kızım var. Benim burada kızım var. Kızınız var. Adınız neydi? Sizin adınız? Bilmiyorum, ismini de hatırlamıyor galiba. Kızım burada diyor. Tahsin. Tahsin. Tahsin Bey yapacağım. Tahsin Tutkent'ten. Ben kızımı bulmaya geldim. Tamam. Hadi orada kızım, bir saate bakar mısın? Bakayım. Kızımı çağırın. İstediğiniz tetkikler yapıldı hocam ama isterseniz siz de bir bakın. Dersin abi, senin soyadın neydi? Hatırlayabiliyor musun? Okulda öğretmenlerin seni ne diye çağırıyordu? Tam Batu'nun ultrasonu çekin sonuçları bana gönderin. Geçmiş olsun. Hocam iyi misiniz? Hatırlarsan İyiyim söylersin bize. Tamam. Başım ağrıyor. Annesinin yadigarı. Onun içinde onun resmi vardı ama ben elimde ip taşımadım. Hani açayım mı ben, ister misin? Bir açayım bakayım ben. Açabilir miyim? Bakayım. Bahar, Rengin'le babası Tahsin'le ilgili konuşurken kendi babasıyla da aralarındaki ilişkiyi anlattı. Bu konuşmadan etkilenen Rengin, babasıyla konuşma kararı aldı. Pişman olacağımız şeyleri olabildiğince yapmamaya çalışmak. Gelelim o konuya diyorsun ha? Rengin hocam, herkes bir vedayı hak eder. Yani sevdiklerimize veda edebilmek bir lütuf. Ben hamile kaldığımda babam kapısını kapattı bana. Yani evlenmekten başka çare bırakmadı. Aziz Hoca zor aldı elinden beni. Ve hiçbir zaman da soğumadı hiç. Hiç. İstediği gibi bir gelin olamadım çünkü. Hamileydim, yüz karasıydım. Ben bunları bilmiyordum Bahar. Çok üzüldüm gerçekten. Sonra bir sabah gitti, öyle tak diye gitti. Ve ben ona söyleyemedim bir sürü şeyle. Öyle aklımda, kalbimde asılı kalarak kala kaldım. Tahsin amca beni sen zannetti. Ve kızım diye sarılıp özür diledi benden. Yani o benden özür dilerken, yani baban aslında senden özür dilerken benim babam benden özür diliyormuş gibi hissettim. Ve bu bile o kadar iyi geldi ki. Peki sana da iyi gelir. Peki iyi gelir. Bahar çok teşekkür ederim. Müsaadenle. Tabii. Sen benim kızım mısın? Canım. Ah babam. Hiç uyumadım dün gece. Hiç uyumadım. Hiç uyumadım. Hep ağladım. Babam. Sen yoksun diye ağladım ben. Hep senin göğsünde uyurdum ya. Ondan uyuyamadım. Kızım benim. Bahar'ı ziyarete gelen Çağla hastanede Evren'i gördü ve ondan çok hoşlandı. Çağla, Bahar'dan Evren'le bir araya gelebilmek için yürüyüş ayarlamasını istedi. Eğlendik, Bahar, bitti işte. Tahsin amcayı hangi odaya aldık? 503. 503, tamam, bir kontrol edeceğim. Tamam Evren hocam. Bahar bu ne? Bu kim, bu niye bu böyle? Ah, bekar mı? Hayır, bunu
Aa, bu ağzı burada, kaşı, gözü niye öyle güzel ki bunu? Bu bekar mı? Hay Allah, niye böyle yaratmış ki? Bunun anası babası nereli bu dünya? Bekar mı? Kızım sus, hastanedeyiz, ne bağırıp duruyorsun? Ay, Evren Hoca işte, benim ameliyatımı yapan. Aa, bir işte ya, tanışamamıştım o zaman. Evet. Ben bunlar hata ya Çağla'cığım, bunlar hata işte. Bekar mı demiştim? Bekar dememiştim ama bekar. Sen, ben, Evren Hocam birlikte yürüyüşe gidiyoruz. Yürüyüşe? Evet. Ha, doğal ortamınız. Hı. Doğal bir ortam, doğa yürüyüşü gibi. Aynen öyle bebeğim, göreyim seni. Tamam mı? Sıkı çalış, bu işi çöz. Yarın sabah her zamanki yürüyüş mekanımızı buluşalım. Sen de gel. Kız! Günaydın. 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 Ne itaçın giymiş. Çok güzel değil mi? Çok. Doktor hocam onun nerede? Bilmiyorum, geliyordur şimdi. Ay Bahar, ben azıcık heyecanlıyım. Vallahi. Azıcık heyecanlı ama o geldiğinde böyle çok cool davranacağım. Böyle ne yapacaksın şöyle mesela? Yapacağım. Şöyle yapacağım. Merhaba, ben Çağla. İyi günler. Ay, motordan alışkanlık. Günaydın. Nasılsın Bahar? İyi, sen? İyiyim, ben de merhaba. Merhaba. Evren. Merhaba Çağla, ben de Bahar'ın en yakın arkadaşıyım. Evet. Öyle mi? Süper. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Böyle mi gidiyoruz? Bu harika. Böyle gidelim bence. Evet, böyle gidelim. Tamam, o zaman gidelim. Ya. Kahvemi alayım. Evren Hocam, doktorsun, cerrahsın galiba. Evet. Siz? Dermatolog ben de. Ha, öyle mi? Aynı meslekteyiz. Evet, evet, tabii ki. Siz nereden? Benim kliniğim var. Ankara'da. Güzel. Şey yaptılar. Anlaştılar. Aziz Uras'ın Evren'le olan yakınlığından rahatsız olan Timur, oğluyla daha fazla vakit geçirmeye karar verdi. Timur'un baba-oğul aktivitesi istediği gibi gitmeyince hem kendi babalığını sorguladı hem de babasıyla ilişkisini. Vurdu. Bana da vurdu. Çabuk çek çek Allah çek. Vurdu. Allah. Uras dur. Ne yapıyorsun Allah Uras? Allah. Kırdın oltayı ya. Tamam, özür dilerim. Tamam gel şöyle. Şöyle gel. Tamam, arkamdan geç, arkamdan geç sen. Tamam. Tamam. Öyle, oğlum bak iyice şey yaptın, karıştırıyorsun ya. Bir dakika bekle. Bir dakika onu bırak orada. Onu bırak. Şey ben yapayım. Geç. Bir dakika bırak onu. Bak ben alayım onu. Geç öyle. Koşarak çekeyim. Ya oğlum dur ya. Ha? Tamam oğlum, asma suratını. Kestik bitti, geçti işte. Tamam. Uras ne oldu, korkuyor musun sen benden? Yani ben senin iyiliğin için oğlum, balık gitti diye üzüldüm ben. Ben bir şey beceremiyor muyum baba? Yok Uras'cığım, ben yani bir şey demedim ki oğlum. Ben sadece senin iyiliğin için dedim. Ben tokat mı attım sana yani? Atmadım. Yani evet, tokat atmadım da sarılmadım da seni. Neyse, bana bu kadar baba vakit geçirmek yetti. Çok sağ ol. Babalık konusunda başarılı olamadığını düşünen Timur, duygusal anlar yaşadı. O anlarda Bahar, Timur'u yalnız bırakmadı. Timur, Bahar'ın kendisine ne kadar iyi geldiğini söylerken aralarında romantik anlar yaşandı. Timur! 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 Timur, ne oldu? Ne oldu? Ne yapıyorsun? Dur! Dur, ne olur? Dur, 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 dur! Ya yapamıyorum ben Bahar herhalde ya. Yapamıyorum. Beceremiyorum Bahar yani bize. Ne oldu? Ne oldu anlat, ne oldu? Babama vakit geçirelim diye babaya gittik, tamam mı? Ben yine bağırdım, çağırdım. Kalbini kırdım çocuğum. Yani deniyorum, yakınlaşmak istiyorum ama beceremiyorum Bahar. Beceremiyorum, yine ağzından zehirli laflar çıkıyor benim. Ben gittikçe sanki babama benziyorum. Sen Aziz Uras'la bir ilişki inşa etmek istiyorsan gerçekten onu dinle. Deniyorum, biliyorum ama aklınla değil. Kendi öğrendiklerinle, kendi haklılıklarınla değil. Oh. Efendim? Ben seni hak etmiyorum. Hak edemiyorum. Seni çok üzdüm biliyorum. Ama hep bana böyle dokun olur mu? Böyle şefkatle. Sen bana dokundukça ben iyileşiyorum, sanki iyi bir adam olmaya çalışıyorum. Rengi'nin babası Tahsin vefat etti. Timur, Rengi'ni teselli etmek için hastaneye geldi ve sarılırken onları Evren gördü. Evren gördüklerini Bahar'a anlatacak mıydı? Ne
bir Amerikalıyla. Belki değişir her şey. Kimi bir Fransızla. Hoş gelsen, affedilsin aldırma. Büyüklük sende kalsın sonunda. Kimi bir Yunan'la yaptığı düetle dünyaya adını duyurdu. Dünyaca ünlü isimlerle düet yapan şarkıcılar geliyor. Az sonra. Sosyal medya geçtiğimiz hafta çok hareketliydi. Ünlülerin eğlenceli videoları, ilgi gören fotoğrafları ve ilginç paylaşımlarını sizler için bir araya getirdik. İşte sanal alemden yansıyanlar. Melis Sezen'in asansör dansı. Kıvanç Tatlıtuğ'un kas şovu. Serenay Sarıkaya'nın Seul'ü sallayan olay tarzı. Taze aşıklar, Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın deniz sefası. Ünlü isimlerin sosyal medyaya damgasını vuran paylaşımları geliyor. Hafsan Nur Sancak Tutan doğum gününden bu sevimli videoyu yayınladı. Burcu Özberk'in sevimli köpeğiyle dans ettiği anlar sosyal medyada çok beğenildi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlı Ses çifti, ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in odasını yayınladı. Sinem Kobal, kızı Lali'nin kendisine hediye ettiği kolyeyi takipçileriyle paylaştı. Yeni aşıklar Birce Akalay ve Hakan Kurtaş deniz sezonunu erken açtı. Bodrum'da denize girdikleri anları yayınlayan çifte sosyal medyada beğeni yağdı. Melis Sezen, sabah enerjisi, hadi bakalım notuyla asansörde ayna karşısında dans ettiği anları yayınladı. Kıvanç Tatlıtuğ spor yaptığı anları yayınladı. Yakışıklı oyuncunun spor videosu sosyal medyaya damgasını vurdu. Haftanın en çok konuşulan pozlarına. Hadise Londra tatilinden leopar ceketli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Hande Erçel siyah elbisesi ve gözlükleriyle bu ayna videosunu yayınladı. Güzel oyuncunun bu tarzına sosyal medyada çok cool yorumları yapıldı. İşbirliği yaptığı markanın daveti için Seul'e giden Serenay Sarıkaya önce siyah kapişonlu tarzıyla
Sonrasında beyaz kürk görünümlü ceketiyle Seul'ü salladı. Fahriye Evcen'in sevimli oğlu Kerem'le verdiği pozlar çok beğenildi. Sevimli Kerem'in abisi Karan'a benzerliği dikkat çekti. Demet Özdemir yaptığı paylaşımda kazak, şort ve botlu tarzıyla olay yarattı. Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Sıla Türkoğlu dergi pozlarıyla göz kamaştırdı. Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Melisa Döngel verdiği iddialı pozlarla çok konuşuldu. Yasemin Özilhan, ayna karşısında verdiği pozlarda birbirinden farklı tarzlarıyla dikkat çekti. Müzik dünyasının ünlü isimleri kariyerlerinde yabancı şarkıcılarla düet yapma fırsatı da buldu ve bu düetler çok konuşuldu, izliyoruz. Bir Amerikalıyla kimi bir Fransızla kimi bir Yunanla yaptığı düetle dünyaya adını duyurdu. Dünyaca ünlü isimlerle düet yapan şarkıcılar geliyor. Ebru Yaşar geçtiğimiz günlerde İranlı ünlü şarkıcı Siyam'la çıkardığı Yoksun şarkısıyla zirvede bir numaraya yerleşti. Yoksun bu kalbi yaksa kalbim bir hayli hüsran, sebebi sen yine hain. Yıkıldı kaç kere dünyam, senin yüzünden zalim. Yunan şarkıcı Mando'yla Sertab Erener'in 1999 yılında çıkardığı, Türkçe-Yunanca karışık seslendirdiği aşk şarkısı dönemin en iyi düetlerinden biriydi. Sertab Erener'in Amerikalı müzik grubu Voice Mail ile yaptığı Zor Kadın şarkısı da iyi bir düetti. Ayşe Hatun Önal, dünyaca ünlü Portorikolu şarkıcı Ricky Martin'le Adios adlı bir düete imza atmıştı. İkilinin düet yapması, Türk şarkıcıların sesini dünyaya duyurması için atılmış güzel adımlardan biriydi. Perişanım, bir baktım gitmiş başımdan aklım. Derken böylece tükenmiş sabrım. Gitme vakti geldi sanki. Süper
süperstar Ajda Pekkan, yıllar önce Cezayir kökenli Fransız şarkıcı Enrico Macias'la 1976 yılında Paris Olimpia sahnesinde Hoş Görsen şarkısına düet yapmıştı. Enrico Macias'ın şarkıya Türkçe eşlik etmesi çok beğenilmişti. Hoş görsen, affedilsin aldırma, büyüklük sende kalsın sonunda. Sen sarıl, o sana sarılmazsa, sen unut, unutmazsa. Mustafa Ceceli'nin Belçikalı şarkıcı Lara Fabian'la yaptığı yarı İngilizce, yarı Türkçe Al Götür Beni şarkısı da ses getirmişti. Pop müziğin başarılı kadın isimlerinden Hande Yener'in, Lübnan kökenli Avustralyalı şarkıcı Fayde ile İngilizce olarak Gravity şarkısına yaptıkları düet çok renkliydi. Hande Yener bu şarkıyla sadece Türkçe değil, İngilizce performansıyla da başarılı olduğunu göstermişti. Romanyalı şarkıcı Otila ile Serdar Ortaç'ın bir araya geldiği Balım şarkısı o dönem radyo ve televizyonlarda en çok dinlenen şarkılardan biri olmuştu. Kimse sana canım cicim balım demesin, kıskanırım seni başka biri sevmesin. Ben gülerim bırak hayat sana gülmesin, dudak benim başka kimse onu Türk ve yabancı şarkıcı düeti denildiğinde akla muhtemelen en çok gelen isimlerden biri ise Mustafa Sandal. 2000'de Yunan şarkıcı Natalya ile Hatırla Beni adlı şarkıya klip çeken Mustafa Sandal o sene ortalığı kasıp kavurmuştu. Başım dönerse bu dünyada, sözün geçmese de rüyada, uyutmayacağım. Mustafa Sandal ardından 2004'te yine aynı şarkıcıyla çıkardığı Aşka Yürek Gerek şarkısıyla Türkçe pop'un hit şarkılarından birine imza atmıştı. Mustafa Sandal, çok sevilen şarkılarından biri olan İsyankar'da Gentleman'le düet yapmıştı. Pop müziğin en başarılı isimlerinden biri olan Kenan Doğulu'nun genç şarkıcı Kaan ve Romanyalı müzik grubu Radio Killer'la çıkardığı Living It Up şarkısı çıktığı sene yaza damgasını vurmuştu. Demet Akalın, dünya ünlü Amerikalı rapçi Fatman Scoop'la Umutsuz Vaka şarkısına düet yapmıştı. İkilinin bir araya geldiği klip çok beğenilmişti. Edis
ve Sırbistanlı Emina Yahoviç'i bir araya getiren Güzelliğine şarkısı da en iyi Türk yabancı düetlerden biriydi. Türk sinemasının gamzeli güzeli Bahar Öztan'ı kaybettik. Yeşilçam'ın güzelini filmleri ve çok özel görüntüleriyle anıyoruz. Türk sinemasının gamzeli güzeli kansere yenik düştü. Ne olacak? Gafur Bey'ni alıyor. Alıyor mu? Alıyor. 5 kez yakalandığı illet hastalıkla yıllarca mücadele eden Bahar Öztan'ı. 5. defadır yakalanışım. 8 yıldır mücadele ettiğimi zaten biliyorsunuz. O mücadelesi sırasında neler yaşadı? Tamamen bye bye diyeceğiz ona. Türk sinemasının altın çağını yaşadığı Yeşilçam yıllarının gülüşüyle büyüleyen, gamzesiyle aşık eden güzeliydi Bahar Öztan. Türkiye onu tanımadan gamzesini tanıdı. Adını kimse bilmiyorken gamzeli güzel olarak nam saldı Bahar Öztan. Gamzeli güzel Bahar Öztan'dan önce doğdu. Önce beni herkes gamzeli güzel olarak tanıdı. O da benim televizyonda reklam filmlerinden dolayı. Yüzlerce unutulmaz filmin kadın başrolüydü. Cüneyt abiyle 4-5 tane en az. Kadir İnanır'la var. İlyas Salman'la var. Arın şifa! Bayayım! Hapiste miydin? Kahveden Şems'i kardeşe çullandılar. Borç davasına. Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden Orta Direk Şaban ve Doktor Civan'ım da sevgilisi Bahar Öztan'dı. Hani Irmak'ta beni kurtardın ya. Ha, evet. Sahi kurtardım değil mi? Biliyor musun? O zamandan beri hep aklımda, kalbimdesin. Ama o en çok Kadir İnanır'ı sevdi. Hatta bir dönem Kadir İnanır'la aşk yaşamayı bile istemişti. Ben Kadir İnanır'a bayılırdım. Ama tabii ki ben sanatçı olmadan evvel hayran olduğum birisiydi. Ama daha sonra onun da o dönem birileriyle çıkıyordur. Ben de birileriyle çıktığım için olamamıştır. Keşke olsaydı tabii ki. Bekar olduktan sonra hiçbir sakınca yok tabii ki. Yarın nüfus kağıdını unutma. Kemal yoksa... Evet yavrum. Nikah muameleleri başlıyor. Hey be! Dede oluyoruz dede! Sinemaya erken veda etti. 93 yılında evlenerek oyunculuğu bıraktı. 93 yılında evlendim. Evlendikten sonra eşim istemedi çalışmamı. Ben de biraz herhalde yorulmuştum. Küçük yaştan beri çalışınca insan yoruluyor tabii belli bir süre sonra. Benim de işime geldi galiba. Kabul ettim. Anne oldu Bahar Öztan. Evinin duvarlarını resimleriyle süsleyen oğlu Yiğit'i aldı kucağına. 6 aylıkken çok güzel bir bebekti. Gerçekten harika bir bebekti. Evinin duvarlarında sadece oğlunun değil, sinema döneminde çektirdiği kendi fotoğrafları da vardı gamzeli güzelin. Türkiye ona aşıkken o da kendine aşıktı. Uf, fıstık gibi kızmışım diyorum. Şahane yıllarının ardından 2000'li yıllar Bahar Öztan için kabus olarak başladı. 2015'te ilk kez yumurtalık kanseri olduğunu öğrendi. Kanser 2016 yılında bağırsaklara sıçradı. Sonraki yıllarda kolon kanserine yakalandı Bahar Öztan.
ameliyat üstüne ameliyat oldu. Son olarak geçtiğimiz yıl Bodrum'a yerleşti. Daha tabii tedavim bitmedi. Şu anda tabii böyle keltoş olduğum için bunları taktım. Şeyi de takmak istemedim. Bugün böyle bir peruk takayım istemedim. Çünkü her şeyimi zaten basınla, herkesle paylaştım ben. Hiçbir zaman gizlemedim. Dile Kolay tam 5. kez kansere yakalanmıştı. 5. defadır yakalanışım. 8 yıldır mücadele ettiğimi zaten biliyorsunuz. İşte aralıklı aralıklı çok az bir ara iyi oluyorum. Ondan sonra tekrardan yükseliyor. Ama inşallah bu sefer tamamen bye bye diyeceğiz ona. Yeneceğine inanıyordu kanseri. Bunu da yeneceğim. Bu da geçecek. Bu da bitecek. İşte bir oğlum var. Onun için yenmem lazım. 2023'ün Ekim ayında tedavisine devam ettiği hastaneden çektiği video, Bahar Öztan'ın bilinen son görüntüsüydü. Bembeyaz saçıyla iyiyim diyordu. Yüzünden eksik olmayan gülüşü ve güzel gamzesiyle umut veriyordu. Neyse şu anda çok şükür iyiyim ama bundan önceki günler bayağı bir böyle halim yoktu. Telefona daha elimi almamamıştım. Her şey yolunda, gayet güzel gidiyor. Hepinizi çok seviyorum. Oğlumu, bütün erkek kardeşimi, arkadaşlarımı, sevdiklerimi, sevenlerimi, hepinizi çok seviyorum. 5. kanserinin son evresindeydi ama hala umutluydu. Hastanedeyim. Kısa bir zaman sonra mutlaka çıkarım. Size kucak dolusu sevgiler, dualarınız o kadar iyi geldi ki teşekkür ediyorum. Bahar Öztan 9 yıllık kanser mücadelesini bu hafta Bodrum'daki hastane odasında kaybetti ve 61 yaşında aramızdan ayrıldı. Bahar Öztan'ın önceki günkü cenazesine hüzün hakimdi. Oğlu Yiğit kabul etti taziyeleri. Yeşilçam'dan dostlarının katıldığı cenazede aynı dönemde filmler çektiği Perihan Savaş, arkadaşına son veda için hazırdı. Çok mücadele etti ama bu sefer olmadı. Yani acıları dindi. İki tane film çektim onunla. Dünya tatlısı, dünya iyisi bir insandı. Gamzelimizdi bizim. Çok üzgün çocuklar, üzgün. Sağ olun hepimize. Safiye Soyman ve Tuğba Özay da Bahar Öztan'ı son yolculuğuna uğurlayanlar arasındaydı. Ölmeyecek gibi hiç böyle morali son derece yüksek, hepimize moral veren Bahar'ımdı yani. Türkiye çok güzel bir insanı kaybetti. Yani çok çok iyi yürekli bir insandı. İnsanların ardından böyle anılması çok güzel. Bütün arkadaşlar aynı şeyi söylüyordu demin. Hepimizin acısı tabii ki büyük ama anıları her zaman ışık olacak. Mekanı cennet olsun. Allah'a ve Resulüne inanmış iyi bir insan, iyi bir komşu, eş, dost, arkadaş ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Dünyevi, uhrevi, maddi, manevi, yakınlık, akrabalık, komşuluk gibi. Özellikle varsa bu haklarınızı helal ediniz. Helal ederiz. Biz de Bahar Öztan'a, gamzeli güzele bir kez daha Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cumartesi sürprizinin sonuna geldik. Ünlülerin renkli dünyasından çok özel görüntüler ve haberlerle sizlere keyifli bir cumartesi yaşatmaya çalıştık. Yarın sabah pazar sürprizinde görüşmek üzere. Hepinize iyi hafta sonları.